Sizlerin şiddete uğrayarak hayatlarını kaybeden kadınlarımız için bir dakikalık saygı duruşundan rica ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ne olmuştu da 25 Kasım kadına yönelik şiddeti önleme günü olarak ilan edilmişti? Bunun için biraz gerilere gitmek gerekiyor. Yıl 1960. Dominik Cumhuriyeti. Ve diktatöre karşı direnen üç kız kardeş, Mirabel kardeşler, vahşice tecavüz edilerek öldürülüyor. Ve Mirabel kardeşler mücadelenin sembolü haline geliyorlar. Ve olay tabii ki tüm dünyada yankı buluyor. 1999'da Birleşmiş Milletler kadına karşı mücadele arkadaşlarımızla, kendimizle bir şekilde şiddete maruz kalıyoruz. Peki yıl 2019 ne kadar yol aldı? Öyle bir durum var ki şiddet hiçbir zaman belirli bir bölgede, belirli bir kesime, belirli bir sınıfa uygulanmıyor. Kadın ister cahil olsun, ister cahil demek istemiyorum. Daha az eğitimli diyelim. Çünkü kadınlarımız okuma yazması olmasa bile o yürekten gelen sesiyle o kadar güzel olaylara damga vuruyor ki. Ve nerede olursa olsun bu şiddetle karşılaşabiliyor. Ekonomik sınır, coğrafi sınır, kültürel sınır tanımıyor maalesef. Bugün konuşmacılarımızda bunları istatistiksel olarak da tabii ki öğreneceğiz. Ama dedik ya, her yerde şiddet var. Örneğin Amerika'da her 15 saniyede bir kadın eşi tarafından dövülüyor. Avrupa'da, gelişmiş Avrupa'da her 5 kadından biri hayatları boyunca en az bir kez şiddete maruz durumda. Peki dünyada her 3 kadından biri eşinden ya da birlikte olduğu yakınından, erkekten şiddet görüyor. Peki, Türkiye'de durum ne? Daha geçenlerde hepimizin içini yakan olaylar okuduk. Akhisar'da gencecik bir kadın eşi tarafından başına kurşun sıkılarak öldürüldü. Isparta'da erkek arkadaşından ayrılma kararı alan kızımız, genç kızımız nasıl cezalandırıldı? Boğularak 17 saat işkenceyle. Gerçekten tüyler acısı. Tüyler acısı bir durum. Peki, bu kadar gelişmişliğe rağmen neden önlenemiyor? Tabii ki tırnak içinde gelişmişlik bir bakıma. Bunun sorunlarını konuşmacılarımızla beraber tartışacağız. Bizleri bu konuda bilgilendirecekler. Üç konuğumuza da tekrar hoş geldiniz diyorum. İlk sözü Melike, hep Demir'e vermek istiyorum. Melike Hanım'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Şunu da ifade etmeliyim ki, az önce hoş geldiniz dedim ve gerçekten hasta olmasına rağmen sağ olsun bu mücadelenin içinde aktivist bir rol oynuyor. Sağ olsun bizimle birlikte oldu.
Özel olarak da teşekkür ediyorum Melike Hanım'a. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim sevgili konuklar. Melike Hanım'ın etkinliklerini akşam şöyle incelerken dedim ki bu kadar karpuzlu koltuğa nasıl sığdırıyor? Yani gerçekten ve İsveç'te hani denir ya 15 milyon nüfus ama örgütlü nüfus 60 milyon. Hepimiz Melike Hanım'ları örnek almalıyız. Evet, Melike hep denir. Kadın ve çocuk haklarında sahada aktivist olan Melike hep denir. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sokak Çocukları Merkezi ve Sığınma Evleri Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Kuşadası temsilcisidir. Ayrıca Tüketiciyi Bilinçlendirme Derneği Genel Başkanlığı Danışmanlığı, Girekliler Federasyonu üyesi, Jafferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi, VİDE ve Unify organizatörüdür. Sözü Melike Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Kuşadası'nda yaptığımız etkinliklere giderken basın açıklamasına yolda yürüyorum. Bir çocuk yanıma yaklaştı. Cumhuriyet bayramı geçti dedi. Mayıs'a da çok var, 19 Mayıs'a. Eline bayrak almamışsın teyze dedi. Bu kırmızı farklı bir kırmızı dedi. Çünkü İzmir'de bir mahkemede, daha doğrusu polisin tutukladığı ve itiraf ettirdiği tecavüz olayında hakim karşısına çıkan sanık, hakimin sorularını bekliyor. Zaten karakolda ifadesini vermiş tecavüz ettim diye. Ama hakim soruyor, niye tecavüz ettin? Soruya bakın. Tecavüzün nedeni niçin olabilir mi? Sanık cevap veriyor. Kırmızı rüştü rüştü de tahrik oldu. Aa diyemem, 5 sene indirimi veriyor. Hanımlar kullandığınız ruj, dikkat edin, çok kıymetli. Yani ben onu şimdi diyorum ki, atsam acaba, ayağımın altına alsam. Beni alıp o hakim, 5 sene yaptığı indirimi bana giydirir. O yüzden biz bugün kırmızı giyindik, protesto için. Efendim, böyle bir çalışmayı Aksaray'da gerçekleştiren sivil toplum örgütlerine, ve en başta belediye başkanlığı, sayın milletvekilimize, bütün sivil toplum örgütü başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Akhisar'da böyle bir şeyin olması benim çok hoşuma gitti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndayım, biraz önce hanımefendinin söylediği gibi. Aydın ve Manisa, çocuk istismarı ve kadına şiddet konusunda neredeyse birinci sırayı almakta. Bu afaki sözlerimiz değil. Çünkü acil yardım hattımız var. O hattımıza gelen telefonlar ayrıca bana gelen Akhisar'dan. Sayın Belediye Başkanımızı iki kere ziyarete geldim ama kendileri yoktu. Belediye Başkan yardımcılarıyla görüştük. Onun nedenini biraz sonraya bırakayım. Ben bugün çok hastayım. Hastaneden geldim. Ama burayı çok önemsediğim için geldim. Kısaca İstanbul Sözleşmesi eğitmeni olarak kadına yönelik şiddet ve aile şiddetin önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi'ni hukukçular uzun uzun anlatsın. Ben birkaç şey söyleyip geçeceğim. Kadına yönelik ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin kısa adıdır. Sözleşmenin isminin İstanbul Sözleşmesi olmasının da nedeni o zaman konseyin başkanlığını yapan şimdiki iktidar ve ülkemiz son toplantısını İstanbul'da yaptığı için adına İstanbul Sözleşmesi dendi ve
Bu sözleşmeye de ilk imza atan bizim ülkemiz. Alkışladık. Çünkü bu sözleşme dünya çapında yapılan kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan birçok sözleşmenin çok üstündeydi. 11 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. SEDAW bu sözleşmenin denetim organıdır. Yani nedir? Biz sahada çalışanlar ve bu eğitimi almış olanlar bütün kamu kurum kuruluşlarında 4 yılda bir rapor alırız ve göndeririz. Gönderdik. Sonuç geldi. Ama daha Türkçeleştirilmedi o. Türkçeleştirilirse biz yaptık Türkçeleştirmesini. O kadar çok eksik var ki zaten bu da sahada görülmekte. Ülkemizde bu sözleşme sonrası hazırlanan 6284'ün birinci maddesinde yazar. Bu kanun İstanbul Sözleşmesi'ne göre hazırlanmıştır. Çünkü neden? Sözleşme der ki imza atan ülkelere çıkaracağın her genelge, her belge, her şey İstanbul Sözleşmesi'ne göre yapacaksın. Nitekim 6284'ü de o zamanki bakan Fatma Şahin'di. Esat Caddesi'nde bayağı bir uğraş vermiştik. Ve kanun hükmündedir. Her maddesi kesinlikle gerçekleştirilmelidir. Acaba öyle mi? Biraz sonra bakalım. Peki sözleşme kimleri korumaktadır? Kadın, çocuk ama yanı sıra erkek çocuklarını ve erkekleri de korumaktadır. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Erkeklere de artık koruma kararı çıkıyor. Yani kadın ve erkeği eşit tutmuş. Failler en çok saldırıya hedef olan kişileri seçer. Onlar kimdir? Engelliler, madde bağımlıları, lezbiyenler, gayler, yaşlılar, çocuklar, HIV virüsü taşıyanlar gibi gibi, yani çok mağdur olanları daha çok hedef sayar. Bu nedenle onların başına çok şey gelir. Sözleşme de bunları korumaktadır. Şimdi gelelim, devlet sözleşmenin hükümlerini uygulamakta yükümlüdür. Buradan sonrasını ben İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorum. Önleme diyor. Devlet kadına yönelik her türlü şiddeti, ev içi şiddeti önlemekte yükümlüdür. Yapıyor mu? Şönünler, Çinler, mesleğin tarafı olmaz, iyisi kötüsü de vardır içinde. Avukatlar, hakimler, savcılar görevlerini yerine getirebiliyor mu? İnanın birçok mahkemede bulunuyorum. Birçok hakim, savcı, avukat bunu bilmiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni bilmiyor. Ya da bilir gibi yapıyor. Emine Bulut'un mahkemesindeydim. Çok mahkemeye girdim ama o mahkemede yaşadıklarımı hayatım boyunca unutamayacağım. Hiç kimseyi müdahil olarak kabul etmedi başkanlık. Videosunu seyretmiştiniz, nasıl katledildiğini. Israrla o videonun seyredilmesi için tekrar mücadele verildi içeride, karşı taraftan. Sonuç salonda bütün avukatlar, polisler ve gelen milletvekilleri de ağlıyordu. Merve Botan'ın, bilmem duydunuz mu, Aydın'da parkta katledilen sevdiği erkek tarafından. Onun mahkemesindeydik. Burada sanık 4 tane jandarma ya da böyle eminim bu kadar. Ölen kızın bütün bu kadar. Hakim soruyor, cevap veriyor, soruyor, cevap veriyor, soruyor, cevap veriyor. Daha önce bir suç işledin mi diyor. Tanımadınız mı diyor beni sanık. Daha önce de karşınıza gelmiştim. Güzel gitti her şey bir yere kadar. Daha sonra savunma avukatlarına geldi sıra. Onlara soru sormak için fırsat verdi. Daha avukat ağzını açtı, geç bunu. Ama soruyu sormadı. Hayır, bu kadar uzun konuşma. Diğer avukata sözü verdi. Yine o bir şeyler söylemek istedi. Onu da susturdu. Üçüncü avukata da susturunca
Babası konuşmaya çıktı. Benim kızım öldü dedi. Vicdanınızı elinize alın da bari beni konuşturun. Namus cinayetine çeviriyorlar. Denesiyle inanamayacaksınız sanıp oradan atladı ve saldırdı. Çünkü hakimden cesaret almıştı. Oğlan kardeşinin boynu yırtıldı. O kadar mesafede oturtmak ne kadar kötü. Peki polis var mıydı? Vardı. Dışarıdaki yeterli miydi? Hayır. Demek ki bazı şeyler olduktan sonra da önlemini almak gerekiyor. Ama önleme deyince kadın şiddete uğramadan bütün politikacıların, siyasilerin tarafsız olarak bütüncül politikalar üretmeleri gerekiyor bunları önlemek için, bu kadın cinayetlerini. Bir araya gelip kendi aralarındaki çekişmeleri bırakıp bir araya gelmeleri gerekiyor. Ama maalesef görüyoruz ki 2016 yılında mecliste kapıda yapmıştık. İstismarcılığıyla evlenen kişilere af çıkmaması için. Şimdi yine gündemde, değil mi vekilim? Bir kerecik olsunmuş. O evlilik değil, zaten tecavüz ediyor. Aileyi de ikna ediyorlar, evlendiriyorlar. Daha sonra o kişi içeri girdiğinde ona af. Peki biz soruyoruz bakanlara. Kaç tane mağdur var böyle? Bize sayı vermiyor. Peki mağdur babalar, efendim yuva yıkan bir sözleşmedir bu diye. Tek yakında eğer bu sözleşmede o istismarcıya af ve nafaka hakkı kalkarsa kimi suçlayacağız? Biz sahada çalışanlar deli gibi çalışıyoruz. Barolarla koordinasyonlar kuruyoruz. Yerel yönetimlerle koordinasyonlar kuruyoruz. Diyoruz ki sizlere yardımcı olalım. Her şehirde bir sığınma evi olmalı. Her şehirde bir şönin, bir çim olmalı. Belediyeler, yerel yönetimler çalışan personeline eğitim vermeli. Bir boşanma davasında uzaklaştırma almıştık. Ama maalesef zabıta aldı erkeği, gece saat 3 müydü? Saat 3'te Akhisar'ın köyüne götürdü. Hangi hakla götürüyorsun? Uzlaştırma bir kere yasak. Daha sonra olanları hiç anlatmayayım. Peki koruma. Devlet şiddet gören kadınları korumakla yükümlüdür diyor. Yani önlenemedi şiddet. Koruma için karakola gitti. Çok şükür artık emniyette risk raporları, işte uzaklaştırma falan geliyor. Ama sığınma evine girmeye kalktığında neler oluyor? Sığınma evine girdiği anda o sığınma evlerinde mutlaka bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog, bir psikiyatrist, bir sosyolog olmalı. Kapıdaki bekçinin ya da görevlinin mutlaka eğitimli biri olması gerekiyor. Ama maalesef belki biliyorsunuz bir ilimizde kadın sığınma evi açıldı. Açılışı Kuvdeniz'in kesimi basın önünde yapıldı. Taksiye binin, siz sığınma evi deyin, birçok şehirde götürüyor. Peki kadının güvencesi ne kadar kalıyor orada? Hani nasıl koruyorsunuz? Yine burada 5 sığınma evi değiştirdi bir aydan. Bu 5 sığınma evinde, evine giderken de yanına bir personel verilmedi. Para da verilmedi. Bin de otobüse gitti. Yolda bu vurulsa ne olacak? Yine korumada şiddete uğrayan kadın ya da istismar edilen çocuklar ikinci, üçüncü, dördüncü şiddete de uğradıkları için en sonunda ben en iyisi kocaya geri döneyim, şiddet gören eve geri döneyim, bu kadar prosedürle uğraşacağım diyor. Tek kapı yap. Şiddete uğrayan kadın geldiğinde orada bütün işlemleri olsun ya da istismara uğrayan çocuk ya da kadınlar. 10 defa anlatıyor. Karakolda anlatıyor, hastanede anlatıyor, adliyede anlatıyor, olmuyor, içine gönderiliyor, orada anlatılıyor.
Doğru mu İzo Hanım? Yani zaten onun yaşamış psikolojik olarak berbat bir durumda ben anüstüyle vajinasının ayrılmış halde olduğu kaç çocuğu gördüm. Yani bunu bu kadar uzatmanın, bu kadar tekrar tekrar sormanın, açıklama istemenin ne gereği var? Bir de aile hukukunda uzlaştırma yok. Yine bu korumaya giriyor. Asla hiçbir şekilde kadına şiddet konularında çocuk istismarında İstanbul Sözleşmesi'ne göre arabuluculuk yasak. Ama bazı meslekler mesleklerini esnaflaştırdıkları için bunu severek kabul ediyorlar ve gidiyorlar. Hakimi dinliyorlar. Kovuşturma ve yargılama. Devlet şiddeti uygulayan failleri ve suçluları soruşturmakla ve yargılamakla yükümlüdür. Diyor mu? Diyor. Öyle mi oluyor? Kırmızı ruj örneğini verdim. Adam kadını öldürdü, parçaladı, kıyma makinesinden geçirdi. Müebbet hapis. Hukukçu burada 16 yıl yatacak. Bitti. Kravat taktı diye, takım elbise giydi diye, bunları hep duyuyorsunuz ama inanın hepsi doğru bunların. Çünkü tanık oluyoruz mahkemelerde. Bu indirimlerin, hiçbir konuda indirimlerin olmaması gerekiyor. Çünkü indirimler oldukça daha çok şiddet arttı. Dikkat edin. Zaten bir kere içeriye giren orada hukukun danışmasını okuyor. Öğrenip çıkıyor zaten. Bu nedenle devlet İstanbul Sözleşmesi'ne göre görevini yerine getirmeyen hakim ve savcılar hakkında soruşturma açmalı. Haklarında her türlü işlemi yapmalı. Sadece devlet mi? Sivil toplum örgütlerinin de yapması gerekenler var diye orada gösterecektim ama vazgeçtim. Sivil toplum örgütleri de gölge raporlar hazırlayıp gönderebilir. Ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben bunca yıllık bu işlerdeyim. Hakimin verdiği kararı, işte ruj meselesi. Yani tüylerim hala diken diken oluyor. Oradaydım çünkü. Ben bu hakime nasıl dava açabilirim? Eskiden oluyordu. Ama şimdi öyle bir şey yapmaya kalktığımda arkama baktığımda kimse olmayacak. Çünkü herkes her şeyden korkuyor artık. Bu nedenle mutlaka devletin ve yerel yönetimlerin kadına karşı ve çocuğa karşı yapılan şiddet istismar konularında irade göstermeleri, bugünlerde hele eğer geçerse benim evladım yok, büyüttüğüm çocuklar var. Ama sizlerin çocuklarına çok üzülürüm. Sizlerin büyüyecek kızlarınıza çok üzülürüm. Medyada gördüğünüz şeyleri biz birebir görüyoruz. Bu nedenle meclise de haber gönderiyoruz. Yasalar, kanunlar var. Bazen deniyor ki arkadaşlar, kanun yok, ondan durum bu. Kanunlarımız o kadar güzel ki ama uygulama safhası yanlış. Polis her türlü görevini yapıyor, alıyor, götürüyor. Ama iş adliyede bitiyor. Şu anda Türkiye'nin durumu bu. Hakim ve savcıların görevini yerine getirmemesi. Bu indirimleri yapması. Ben gerçekten çok hastayım ama gelmekten çok memnunum. Şimdi sözü avukat hanıma vereceğim. Ancak biz böyle uzun uzun konuşmak yerine mutlaka sorularınız vardır. Her konuda soru sorabilirsiniz. Unutmadan şu telefon numarasını bir yere kaydedin. Ben çalışırken adı Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ydı. Sonra başka bir şey oldu. Şimdi toparlayamıyorum bile. Aile ve Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı galiba. Halbuki Kadın ve Çocuk Bakanlığı da kurulmalı. Onun numarası var. Ama oraya engelli, işte şehit aileleri, her türlü müracaat oluyor. Şu numarayı kaydedin mutlaka. Bana bir şey olmaz demeyin hanımlar. Hepimiz her şeye adayız. Ve unutmayın, erkek ve kadın eşittir. Ne biri birinden üstündür ne de öteki. Sorularınızı daha sonra bekleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Melike Hanım. Sağdan örnekler gerçekten daha çarpıcı. Yaşayan, gören, birinci ağızdan duymak bunları daha can yakıcı. Evet. Melike Hanım, hanımdan sonra Akhisar doğumlu avukatımız, Mayıs'a Barosu avukatlarından Tuğba Lale hakkında sizle bilgi vermek istiyorum. Akhisar doğumlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini tam burslu okuyarak dereceyle mezun olan Tuğba Lale serbest avukatlık yapıyor. İş yoğunluğu ceza hukuku üzerine. Ancak özel davalarına da bakıyor. İnsan hakları özel ilgi alanı. Üniversite eğitimi esnasında toplumsal cinsiyet konulu dersler alan kadın ve çocuklar en hassas olduğu noktalar Tuğba Hanım'ın. Ve şimdi de mücadelem kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip oluncaya dek devam edecek diyen Tuğba Hanım'a sözü bırakıyorum. Buyurun Tuğba Hanım. Herkese merhabalar. Gelen saygılar, misafirler, vekilim, başkanım. Ben Melike abla kadar işin profesyoneli değilim açıkçası. Mesleğe yeni başladım. O yüzden onun kadar güzel bir sunum yapacağımı zannetmiyorum ama elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. Şöyle mi? Melike Hanım'ın ifade ettiklerini dinledikçe inanın elim ayağım zangır zangır titriyor şu an. Çünkü ben her girdiğim duruşmada da aynı şeyi yaşıyorum. Daha geçen perşembe günü bir kız çocuğunun cinsel istismarı ve tabii dosyanın içinde daha çok farklı konular var. Kalbimin artık böyle çıkacağını hissettim. Sinirden, sıkıntıdan hani kalkıp bir şeyler yapmamak için duruşma esnasında kendimi zor tuttum. Anlatılanlar karşısında resmen şoka uğradım diyebilirim. Halbuki ilk dinlediğim tecavüz olayı değildi ama daha kötüsü olamaz diye düşünüyorum. Hoş, eminim keşke olmasa ama önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde daha da kötüleriyle karşılaşacağız. Ne yazık ki. Gerçek bu. Çok üzgünüm ama gerçek bu. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma yoğunluklarını incelediğimizde bir günde farz edelim ki 10-15 duruşma var. Bu avukat arkadaşlarım da meslektaşlarım da bilirler. Bu 10-15 duruşmanın ikisi üçü dolandırıcılıktır. İşte biri erkekler arasında gerçekleşen cinayettir. İşte birkaçı uyuşturucudur ama geri kalan ne yazık ki her seferinde, her duruşma gününde duruşmaların yoğunluğu cinsel istismar, özellikle de çocukların cinsel istismarı ve aile içi şiddet, cinayetle sonlanan aile içi şiddetler. 25 Kasım'a ne yazık ki 5 gün kala Akhisar'da bir kadın cinayeti daha oldu. Ondan az bir zaman öncesi tekrar olmuştu ve keşke sonu gelse diyoruz ama sonu gelir mi? Bu şartlarda, bu durumda pek kolay kolay sonunun geleceğini ümit edemiyorum ne yazık ki. 25 Kasım, neden 25 Kasım? 1960 yılında Karayipler'de meydana gelen bir olay sebebiyle yani 25 Kasım önemlidir. Şöyle ki Karayipler'de Dominik Cumhuriyeti'nde
diktatörle yaşanan sıkıntılar sebebiyle, yani halkın diktatöre karşı çıkması sebebiyle çok ciddi ayaklanmalar yaşanmıştır. Ve Mirabal kardeşler olarak adlandırılan üç kız kardeş de eşleriyle birlikte diktatörle karşı ayakta durmuşlar ve eşleri hapishaneye yatmış. Hapishanedeki o eşlerini görmeye giden Mirabal kardeşler de hapishane dönüşü eşleriyle görüştükten sonra hapishane dönüşü diktatörün askerlerinin tecavüzüne uğramışlar. Ardından da canice katledilerek kayalıklardan atılmışlar ve ölmüşlerdir. Daha sonra 1981 yılında Kolombiya'da bir araya gelen Latin Amerikalı ve Karayipli Kadınlar Kongresi'nde 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak belirlenmiştir. Ve 1999 yılında ise Birleşmiş Milletler bugünü resmi olarak kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak belirlemiştir. Her 25 Kasım'da biz kadınların mücadelesi devam etmektedir. Kadın hakkı diyoruz ama öncelikle insan haklarının ne olduğu konusunda bir bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnsan hakları ise tabii ki insanlık var olduğundan beri mutlaka belli haklar, belli yükümlülükler mevcuttu. Ancak her birimizin az çok bildiği gibi Fransız devrimi sonunda insan hakları hukuksal metinlere büründü. Şöyle ki 1789 ve 1799 yılları arasında Fransa'da çok kanlı bir devrim yaşandı. Diktatöre karşı gelen halk kanlı da olsa, zor da olsa diktatörü devirdi ve cumhuriyet, demokrasi düzenine geçildi. Bu süreçte de Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi yayınlanmıştır. Kısa ismiyle Vatandaşlık Bildirgesi olarak da bilinir. İnsan hakları gerçek anlamda hukuksal bir metine bürünmesi bu aşamada olmuştur. Ve Fransız Yurttaş Hakları Bildirisi'nde ilk maddesinde, 17 maddelik bir metindir bu arada, genel çerçeveyi çizer. Bildirinin ilk maddesinde insanlar hakları açısından özgür ve eşit olarak doğarlar ve öyle yaşarlar hükmü yer almaktadır. Ancak bildirgede her ne kadar insanların eşit olarak doğdukları ve eşit olarak yaşadıkları yer alsa da günlük hayatta bu ne yazık ki böyle olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. maddesinde de yine aynı şekilde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir hükmü yer almaktadır. Ancak kanun önünde insanlar eşit olsalar da, haklara eşit olarak sahip olsalar da ne yazık ki bu haklara eşit şekilde ulaşamamaktalar. Zaten tüm bu sıkıntıların ana noktası da budur. Ve bizler sadece ülkemiz açısından değerlendirmeyelim insan hakları, kadın hakları konusunu. Aslında kadına yönelik şiddet, kadının ikincileştirilmesi sadece Türkiye'de yaşanan bir durum değil. Ne yazık ki örnek aldığımız, keşke bizler de onlar gibi olsak diye konuştuğumuz Batı ülkeleri dahi çok ciddi şekilde bu sorunla uğraşmakta, cebelleşmekte ve artık son zamanlarda medyadan da her birimiz takip ediyoruz. Şiddete uğrayan kadın sadece köyde yaşayan, okumamış bayanlar değil. Yani daha yakın zamanda bir meslektaşımız Diyarbakır'da böyle canice katledildi ne yazık ki. Her gün birçok bayan şiddete maruz kalmakta, çok üzücü bir şekilde. Kadın hakları, neden kadın hakları? Çünkü kadın toplumda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada korunmaya muhtaç olarak görünmekte. Ve bu sebeple de özel kanuni düzenlemeler gerekmektedir.
Örneğin hayvanlarda, çocuklarda, yaşlılarda, işçilerde, engellilerde güçlü karşısında bir nebze de olsa geri kaldıkları için, birkaç adım geriden takip ettikleri için hukuk mekanizmaları bu özel alanlarda özel kanuni düzenlemeler yapma ihtiyacı hissetmektedir. Bu sebeple çocuk hakları, kadın hakları özel olarak özel kanun metinleriyle düzenlenmektedir. Yoksa her birimiz birer insanız ve Türk Medeni Kanunu'nun, Türk Borçlar Kanunu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun bizlere de uygulanması yeterli olmalı. Yani ayrıca bir kadınlara yönelik özel bir düzenleme gerekiyorsa bu da bizlere şunu göstermektedir ki kadınlar ne yazık ki ikincileştirilmiş ve kenarıya itilmiş. Bizlerin amacı ise her birimizin amacı olmalı. İkincileşmekten çıkıp artık biz de gerçekten kanunların lafzi olarak söyledikleri gibi kadın erkek eşit olmak istiyoruz. Zaten öyleyiz. Bizim bu konuda hiçbir kuşkumuz yok ama sıkıntı bunu topluma kabullendirmek. Ve ne yazık ki hani genelde erkekler kadınları böyle ikinci plana atar gibi düşünülür ama ne yazık ki kendi edindiğim gözlemlere dayanarak söylüyorum bunu. Biz kadınlar bile henüz eşit olduğumuzu birçok bayan kabul edebilmiş durumda değil. Ne yazık ki içler acısı bir durum ama bir kadın bile genelde bir önder olarak erkeği görmekte. İnşallah bunları en kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Hukuksal düzenlemelere geri döndüğümüzde ise 1979 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kadına karşı her türlü ayrımcılığın yok edilmesi sözleşmesi imzalanmıştır. Kısa adı SEDA olarak bilinir. Fransız devrimi sonrasında dünyada eşitlikçi anayasalar, kanunlar kabul edilse de sosyal hayatta, gerçekte, günlük hayatta ne yazık ki eşitlik sağlanamamıştır ki günümüzde bile henüz sağlanabilmiş değil. Bu sebeple Birleşmiş Milletler de bir araya gelerek yeni hukuk metinleri hazırlama ihtiyacı hissetmiştir. İlk metin bahsettiğimiz gibi SEDA'dır. Anayasamıza da 2004 ve 2010 yılında eklenen fıkralarla birlikte fıkraları şöyle tabir edeyim. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Hükme eklenmiştir ve böylece kadınlara karşı pozitif ayrımcılığın da önü açılmıştır ve kadınlara karşı birçok alanda pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Keşke daha da yapılsa ama günümüzde son günlerde çok ciddi utanç verici tartışmalar yaşıyoruz ne yazık ki kanun metinleriyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. İstanbul Sözleşmesi'ne geldiğimizde ise Türkiye'nin kurucu üyeliğin yaptığı ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından maddi ve manevi kayıpları ortadan kaldırıp barışçıl çözümler bulmak adına Avrupa Konseyi kurulmuştur. Avrupa Konseyi her ne kadar isminde Avrupa geçse de tüm dünyadan üyeler Avrupa Konseyi'nde bulunmaktadır. Ve Avrupa Konseyi birçok konuda sözleşmeler hazırlamakta ve üye devletlerce bu sözleşmeler imzalanmaktadır. 2011 yılında da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir buluşmada kadın hakları özellikle ele alınmış ve bu konuda da yeni bir sözleşme hazırlanmıştır. İstanbul'da hazırlanması sebebiyle İstanbul Sözleşmesi olarak bilinmektedir ve asıl ismi ise kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Sözleşme kadına yönelik şiddetin önlenmesinin anahtar unsurunun kadınlar ve erkekler arasındaki yasal ve fiili eşitliğin gerçekleşmesi olarak görmektedir. Dikkatinizi çekiyorum, sadece yasal eşitlik yetmiyor. Yani kanun önünde uzun yıllardır kadın ve erkek eşit ancak günlük hayatta, fiiliyatta ne yazık ki eşitlik tam olarak sağlanabilmiş değil. İstanbul Sözleşmesi'nin temel amacı ise hem yasal eşitlik hem de fiili eşitliğin gerçekleşmesidir.
İstanbul Sözleşmesi'nde şu kanıya varılmıştır ki kadın ve erkek arasında gerçekten eşitlik, fiili eşitlik sağlandığında zaten biz bu toplantıları yapmak zorunda kalmayacağız. Çünkü kadın ikincileştirilmeyecek ve şiddet mağduru olmayacak. Önemli olan fiili eşitliğin sağlanmasıdır. Evet, 1791 yılından bu yana, Fransız devriminden bu yana çok ciddi adımlar atıldı kadın haklarıyla ilgili. Halen de atılmakta. Daha da güzel adımların geleceğini ummaya çalışıyoruz. Ayrıca son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkması, sözleşmeye aykırı hükümlerin yürürlüğe konması gibi tartışmalar yapılmakta. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 90. maddesi 5. fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Anayasanın bu maddesi gereği İstanbul Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti'nde kanundan da öndedir. Yani farz edelim ki medeni kanunla İstanbul Sözleşmesi'nin bir hükmü çatıştığında hakim medeni kanunu baz almayacak, öncelikli olarak İstanbul Sözleşmesi'ni baz alacaktır. 2001'de İstanbul Sözleşmesi hazırlanmış ve Türkiye tarafından da kabul edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi üye tüm devletlere iç hukuklarını bu sözleşmeye göre düzenleme emri vermektedir ve Türkiye'de de 2012 yılında 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 6284 sayılı kanun aslında tamamen İstanbul Sözleşmesi ışığında düzenlenmiş bir kanundur ve kadına şiddetin önlenmesi, şiddet mağduru kadınların korunması hakkında birçok hüküm içermektedir. Sadece şiddete uğrayan kadını korumayı amaçlamaz 6284 sayılı kanun. Bu konuda her türlü düzenlemeyi kanun maddesi içermektedir. Yani öncelikle kadın ve erkek arasındaki fiili eşitliğin sağlanması, kadınların şiddete maruz kalmasının önlenmesi, önlenemediği takdirde şiddete maruz kalan kadınların korunması, sığınma evleri, başvurulacak yasal yollar, bu konuda hukukçulara düşen, sosyal hizmet uzmanlarına düşen, belediyelere düşen görevler, her biri 6284 sayılı kanunda tek tek maddeler halinde düzenlenmiştir. Ve kanunun 7. maddesi aslında sadece belediyelere, sadece hükümete, mahkemelere yüklememektedir. Kanunun 7. maddesine göre şiddet ve şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı halinde herkes bu durumu resmi makamlara ve mercilere ihbar edebilir. Aslında sivil halk olarak herkesin bir kadının, bir kız çocuğunun ya da bir oğlan çocuğunun hiç fark etmez. Bir şiddeti fark ettiğimiz an her birimizin bu durumu yasal mercilere bildirme yükümlülüğümüz var. Çünkü İstanbul Sözleşmesi ve devamında 6284 sayılı kanun sadece polise, sadece hakime, avukata bu yükü yüklemiyor. Tüm vatandaşlar şiddet olayını fark ettikleri andan itibaren bu durumu derhal gerekli makamlara bildirmekle yükümlü. Burada bunu da belirtmek istiyorum. Hani olur da bir komşunuzda bir kavga vardır, bir tartışma vardır, yoldan geçerken bir kadına başka birisi bir laf söz atıyordur. Kesinlikle sessiz kalmayalım ve o an için mümkün olan en yakın yere, en yakın kolluk birimine, yetkiliye derhal haber verelim. Bunlar her birimizin omuzlarını çok ağır birer yük. Ve Akhisar'ın da bu konuda gerçekten bir kat daha
omuzlarında daha fazla yük olduğunu düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz ve birçok avukat arkadaşım gibi ben de akşam eve gittiğimde günün üzgünlüğünü, sıkıntısını atabilmiş olamıyorum ne yazık ki. Elimiz ayağımız titreyerek mahkeme salonlarında dolanıyoruz. Çünkü çok içler acısı davalar, çok içler acısı olaylar, yaşanmışlar var. Burada tabii ki özel olarak paylaşmak doğru olmayacağı için tek tek bahsetmiyorum ama düşündüklerinizden, tahmin ettiklerinizden çok daha ağır şeyler yaşanıyor Akhisar'ımızda. Akhisar merkezde, çevre köylerde, çevre ilçelerde inanın akıl hayal almayacak şeyler yaşanmakta. Ve işte burada bulunan bulunmayan herkesin üzerinde de 6.284 sayılı kanun gereği çok büyük yükümlülük var. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Olur da bir yerde denk gelirsek herhangi bir şiddet olayıyla, şiddet derken şiddet sadece fiziksel şiddet değildir. Yani tekme yumruk değildir şiddet sadece. Psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet bunların her biri şiddetin türleridir ve olur mesela bir yerde, bir iş yerinde bir kadın işverence ya da diğer işçiler tarafından tacize uğruyor olabilir. Ya da yolda geçen bir kadını tartışma esnasında görebilirsiniz. Lütfen sorumlu bireyler olarak derhal bildirelim. Çünkü bunlar bildirilmediği takdirde olaylar öyle bir sarpa sarıyor ki aslında en başında müdahale edilebilecek olsaydı o raddeye gelmeyecekti şu an ağır ceza mahkemelerindeki birçok dosya. Aslında en başında da ailede başlıyor tüm sorunlar. Ben onu izlemiyorum ne yazık ki. Çünkü özellikle cinsel tacize maruz kalan çocuklarda baktığımızda hiçbirinin sağlıklı bir ailesi yok. Yani suçun mağduru olan çocuklarda da KMÇ, korunmaya muhtaç çocuk diyoruz biz onlara. Suça sürüklenen çocuklarda yani suçun faili olan çocuklarda da genelde hep dağılmış, düzenin sağlanamadığı, o sıcak ortamın, o şefkatin sağlanamadığı aile ortamları. Aslında bizler en başta kendi çekirdek ailemizden başlasak bir şeyleri revize etmeye eminim şu an yaşanan birçok sıkıntı engellenecek, daha güzel, daha barışçıl bir dünya olacak. O yüzden değişmeye evet başlayalım ama öncelikle ailemizden, çekirdek ailemizden başlayalım değişmeye, dönüşmeye. Farkındalığı öncelikle ailemizde edinelim. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sorularınızı daha sonra memnuniyetle alırım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, ek olarak şunu ifade etmek isterim avukat hanımın söz yerine. Gerçekten ailede şiddet gören çocuk şiddet uyguluyor. Bir araştırmaya göre annesi dövülen erkek çocuk ileride kendi eşini dövme olasılığı 7 kat artıyor. Yani çocuk ne görürse, ne yaşarsa onu yapıyor. Evet, diğer bir dikkatimi çeken konu da bireysel olarak evet kanunlarımız yeterli ama bireysel olarak da tepki verme noktası hepimiz geçenlerde izledik. İstanbul'da bir belediye otobüsünde olay geçiyor. Diyor ki bir erkek gözüm kayıyor ve bir taciz olayı toparlansın, işte efendim oturuşuna dikkat etsin, giyimine dikkat etsin, gözüm kayıyor. Kadın, kızımız buna sert cevap veriyor. Belediye otobüsünü durduruyor şoför ve bu kez kızı, genç kızımıza bağırıyor. Yeter artık şekliyle. Ve hiçbir ses, koca otobüste tek bir ses çıkmıyor. Yani bu çok acı. Şoföre tepki veren ya da o taciz eden, kızın nasıl oturması kalkması ya da nasıl giyinmesine karar vermeye çalışan erkeğe hiç tepki yok. Yani şunu demek istiyorum, evet tepki verilmeli. Korkmakla olmuyor, tepkimizi verelim. Özellikle de biz kadınlar ama tabii ki erkeklerimiz de. Evet, şimdi hukuki boyutunu anlattık şiddeti konuşmacılarımız. Ama tabii ki bir de bunun psikolojik boyutu var. Dayak yiyen kadının psikolojisi,
ya da şiddet uygulayan erkeğin psikolojisi nedir ya da çocukların psikolojisi. Şimdi de sözü ben Ece Yalınlı'ya vermek istiyorum ama önce çok kısaca tanıtacağım. Ece Yalınlı uzman klinik psikolog. Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde klinik psikolog ve aile danışmanlığı görevi yapmıştır. Adli ve emniyette bilirkişlik ve adli psikolog olan Ece Yalınlı, halen İzmir'de bir anaokulunda psikolog olarak çalışmaktadır. Sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz buraya geldiğiniz ve katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum size. Hepinizin boynunda turuncular var, ellerinde turuncu fularlarımız var. En azından bugün dışarıya çıktığımızda bunun nedenini soracaklar bize. Ve halkımız bilinçlenmiş olacak. Herkes nedenini açıklamış olacak diye düşünüyorum. O yüzden bu turuncular bizim için çok önemli. Ben bugün arabamı asacağım. Bu turuncu bütün gün benimle birlikte gezecek. En azından gören herkesin sormasını sağlayacak. Buradan çıktıktan sonra anaokuluna gideceğim. Koordinasyonunu yapıyorum anaokulunun. Onlara da açıklayacağım, çocuklara da açıklayacağım ve evlerine böyle gitmelerini sağlayacağım. Yani eğitim, şiddetin eğitimi, kadını korumanın eğitimi küçük yaşta başlıyor. Ama birazcık geçmişe gitmek istiyorum ben. Hani Roma'yı biliyoruz, İngiltere'yi biliyoruz, Amerika'yı biliyoruz. O kadar kültürlü, işte bizden o kadar ilerideler. Ama eski Roma'da erkekler eşlerini dövebiliyorlardı. Hatta eğer sarhoşlarsa öldürme hakkına bile sahiptiler. İngiltere'de 20. yüzyılın sonlarına kadar erkekler kadınları dövme hakkına sahiptiler. Ve Amerika'da da kadınları ikinci plana iten bir sürü uygulama vardı, bir sürü yasa vardı. Bu son zamanlarda değişti. Bizim Türkiye'mizde yine bir sürü kanunumuz var. Şiddet ne demek? Ben şiddetin kelime anlamını önce bir okumak istiyorum. Daha sonra başımıza şiddet gelirse ne yapacağız? Bunu hiç konuşmadık. Yani bugün bana, yarın size, herkese olabilecek bir şey. Şiddete uğradığımızda ne yapmamız gerekiyor onu anlatmak istiyorum. Sahip olunan güç ve kudretin yaralanma veya kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba, bir topluma tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanmasına biz şiddet diyoruz. Şimdi şiddet dediğimiz zaman herkesin aklına vurma, tokat, mor bir göz bunlar geliyor biliyorum. Ama fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var, ekonomik şiddet var ve cinsel şiddet var en önemlisi. Kadınlarımız bunların hepsine vuruyor. Dün televizyonda biliyorsunuz birçok kadına yönelik şiddetle ilgili haber vardı bugünün dolayısıyla. Ve şöyle bir şey duydum ben, 100 kadından 97'si mutlaka bu şiddet türlerinden hayatı boyunca bir tanesine uğruyormuş. Yani bugün belki siz değilsiniz ama yarın çocuğunuzun şiddete uğramayacağını bilemeyiz. Hiç başına şiddet olayı gelmiş ya da gelme olasılığı ihtimal var mı diye sormuyorum, mutlaka vardır. İçimizde olmayan birinin mümkün değil. Başına gelmiş olması, komşusunun, kızının, torununun, akrabasının. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir kere kadın bir şiddete uğradı diyelim. Ne yapacak? Hiç biliyor muyuz ne yapmamız gerektiğini? Öncelikle karakola başvuru yapıyoruz. Karakol geliyor, bizi alıyor olduğumuz evden ya da biz karakola gitmiş oluyoruz. Aldıktan sonra kimin tarafından şiddete uğradığınızı soruyorlar. Siz de eşiniz tarafından uğradığınızı varsayalım. Eşiniz tarafından şiddete uğrandığınızı söylüyorsunuz. Sizi aldıktan sonra eşinizi de alıyorlar. Ve hep birlikte siz hastaneye gidiyorsunuz sağlık raporu için. Sağlık raporu hem işinizde hem sizde alınıyor. Yalnız şöyle bir durum da söz konusu. Geçenlerde bir danışanım anlattı bana da. Aynı arabaya bindirilerek götürülmüş. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şiddete zaten uğramışsınız. Aynı şekilde yan yana polis arabasının içerisinde birlikte gidiyorsunuz karakola. Ve karakol şunu söylemiş. Ekocandır, olabilir böyle şeyler. Ve bu İzmir'de oluyor. Yani bu olay İzmir'de yaşanıyor. Ki baktığınız zaman hani en çok kadınla sahip çıkabilenlerden bir tanesi. Olabilir böyle şeyler. Siz şimdi sizi götürelim mi hastaneye, götürmeyelim mi? Siz bir konuşun, kararınızı verin. İşte tekrar düşünün diye. Polisler, bu orta yaşlı polislerin genelde yaptığı bir şeyler ya da yaşı yüksek polislerin. Hani olabilir dedikler. Ama oradan dönüyorlar. Şiddete uğramış kadınımızla birlikte. Eşi dönüyor. Aynı eve tekrar geri giriyorlar. Daha sonrasında sabah tekrar şiddete uğruyor. Bu sefer evden kaçarak çıkıyor. Ondan sonra daha genç polisler geliyor oluyor bu sefer onun evden. Ve diyorlar ki siz başka bir polis arabası da diğer eşinizi almaya gelecek. Doğru uygulama budur. Kesinlikle aynı polis arabasına binmeyi kabul etmemeniz gerekiyor. Ve daha sonra hastaneye gidiyorsunuz.
hastanede darp rapor alıyorsunuz. Bu da o kadar kolay bir şey değil. Hep anlatırken bizler kolay kolay diye anlatıyoruz ama çok da kolay bir şey olmadığını danışanlarımdan ve ben adli psikolog olduğum için yaşayarak bunu biliyorum. Size bir kağıt veriyorlar ve bu kağıdı alıp doktor doktor gezmenizi istiyorlar. Yani şiddete uğramış bir kadın zaten canı yanıyor, ruhen zaten bitmiş durumda. Bir yerinde morluk var, acı var, belki travma geçiriyor. Ama sizden o kağıdı alıp doktora gitmenizi, doktorun size bakmasını, ondan sonra doldurmasını isteniyor. Ya, travmanız var mı diye sizin filminizi çekilmesini bekliyorsunuz. Ve siz orada bir önceliğe sahip değilsiniz kesinlikle. Sırada bekliyorsunuz. Yani uğradığınız çöküntünün yanı sıra bir de bunu yaşamış oluyorsunuz. Daha sonrasında ise, bunu ben de çok uzun zaman önce, yani çok kısa zaman önce öğrendim. Katil rapor almanız gerekiyor. Katil raporu ne demek bilen var mı? Şiddete uğramış kadınların katil raporu alması gerekiyor. Erkeklerin de aynı şekilde. Orada ifadenizi verdikten sonra polis karakoluna kendiniz götürüyorsunuz efendim. Bunu polis aracıyla birlikte raporunuzu. Raporunuzu götürdükten sonra polisler sizin ifadenizi alıyorlar. Odayı size alıyorlar. Dışarıda da bu arada eşiniz bekliyor sizi. Yani orada göz göze geliyorsunuz. Zannedildiği gibi öyle hani televizyonda gösterildiği gibi bir odalar yok. Çoğunlukla bunlar bu şekilde oluyor. Ve daha sonra sizin ifadenizi aldıktan sonra size diyorlar ki siz adli kuruma gideceksiniz ve katil raporu alacaksınız. Yani sizin aldığınız raporun bir geçerliliği daha olsun diye. Katil raporu almaya gidiyorsunuz. Yani bu okumamış, yani asla cahil kelimesini sözünü kullanmıyorum bile. Ama okumamış ilkokul mezunu, işte yani nasıl anlatılır? Böyle kadınlarımızın yapması o kadar zor ki gidiyorsunuz adli kuruma katil raporunu alıyorsunuz. Aldığınız katil raporunu da tekrardan karakola götürmek zorundasınız. Yani bu işlemler öyle anlatıldığı gibi kadına karşı şiddet oldu. Hadi karakola gittim, rapor aldım, bitti diye bir şey söz konusu değil. Ve sizin hafta sonu olduysa olayınız, pazartesiden itibaren koruma kararınız geçerli oluyor. O iki gün nöbetçi yok. Nöbetçi hakime çıkmak ya da nöbetçi savcıya çıkmak çok zor. Sizin gerçekten, çok affedersiniz. Gerçekten çok önemli bir şiddete uğramanız, çok belirgin bir şekilde yüzünüzde izler olması gerekiyor. Ve ekonomik şiddeti anlatamıyorsunuz. Psikolojik şiddeti anlatamıyorsunuz. Cinsel şiddeti anlatırken zaten bizim kadınlarımız korkuyorlar ya da çekiniyorlar anlatmaya. Hiçbir şekilde bahsedemiyorlar. Polis diyor ki size, nerede ne var? Yani ne oldu? Neden vurdu? Nedeni yok bunun. Kadına karşı şiddet olması için herhangi bir neden yok. Şimdi şöyle bir sayı da var. 100 kişiden 39 kişi şiddete uğruyor kadın. Ve 39 tanesinin sebebi ne biliyor musunuz? Yemeği düzgün yapamadığı, yaktığı için, parayı fazla harcadığı ya da harcamayı bilemediği için ve en son olarak da cinsel ilişkiye girmek istemediği için. 100 kadından 39'unun şiddete uğramasının sebebi bu. Bu ciddi anlamda yüksek bir rakam. 100 kişiden 97 kadının şiddete uğraması, herhangi bir şiddet dallarında içinde olması çok kötü. Bizim ülkemiz hiç iyi yerlerde değil bununla ilgili. Benim anlattığım örnek İzmir'den bir örnekti. En modern şehirlerden bir tanesinden bir örnekti. Ve kadınımız gerçekten de o kadar zorlandım ki dedi. Gerçekten bu işlemi yapmaktan vazgeçmek üzereydim ama dönmedim. Onu desteklemişler. Yani bizlerin de başına geldiği zaman ya da komşumuzun, tanıdığımızın, gördüğümüz birinin başına geldiği zaman yardım etmek çok da kolay değil. Yani gerçekten zor. Peki biz bunları önlemek için ne yapmalıyız? Tamam şiddet diyoruz, uğruyoruz diyoruz. Peki biz önlemek için ne yapalım? Biz şimdi şöyle bir söz vardır. Hep ben duyarım. Ben Aydınlıyım. Aydın'da da vardır böyle bir söz. Kızım olacak, kızım olacak. Ama erkek olacağı zaman oğlum olacak. Ağzı doldura doldura geliyor. Farkında mısınız diye bir tabir vardır. Benim en çok sinirlendiğim ve üzüldüğüm bir tabir. Evet, biraz beyinleri değiştirmek gerekiyor. Erkek çocuklarımıza sünnet yapıyoruz. Onun erkekliğini kutluyoruz, eğlenceler yapıyoruz. Ama kız çocukları işte bir regli dönemine girdiği zaman eskiden tokat atılırmış. Efendim sen artık büyüdün, hareketlerine dikkat etmen lazım diye bir şey söyleniyor. Ben bunu daha önce Melike Hanım'da vardı, konuşmamda kullanmıştım sünnet kelimesini, sünnetin olduğunu. Bizim Kuşadası Belediye Başkanımız demişti ki, ben oğullarıma sünnet yapmadım. Çıktı, ben konuşurken dedi ki, ben oğullarıma sünnet yapmadım. İyi ki de yapmamışım. Onları aldım, tatile götürdüm. Yani bu şeyle birlikte, düğün yapmadım, sünnet törenini yapmadım demek istedim. Ve onlarla birlikte tatile gittik biz sadece. Ama bu tatilin de sünnetle bir alakası
yoktu dedi. Ve bize örnek oldu orada çıkıp bunu anlatması. Başka türlü ne yapabiliriz? Erkek çocukları ilk başta bir kere annelerinden görüyorlar bu desteği. Yani oğlum aslansın sen, kaplansın sen, sen yapabilirsin. Bunları söylemememiz lazım. Unutmayalım ki kız çocuklarımız bizim için çok değerli. Kız çocukları olarak ilk tanıdıkları kişi erkek babaları. Babalar hayatta çok önemli yerlere sahipler. İlk tanıdıkları erkekler. İlk tanıdıkları erkek oldukları için onlarla ilişkilerinin çok büyük bir önemi var. İşte kızlarla erkek babaları aralarına mesafe koyarlar, ilgilenmezler de eskiden biliyorsunuz ama şimdi yavaş yavaş bunu yıkmaya başladık. Kız çocukları eskiden okutulmazdı. Şimdi elinde bir altın bileziğin olsun diyoruz ve okumalarını sağlıyoruz. Ben kendim de okumaya kendimi adamış biri olarak söyleyebilirim. Öncelikle İngilizce psikoloji bitirdim. Arkasından klinik yüksek lisans yaptım. Aile danışmanı, aile arabulucuyum. Durmadım. Adli psikologluk yapıyorum 5 senedir. Melike Hanım'la 8 Mart olsun, 5 Aralık olsun seçme ve seçilme hakkında kadınlarımızın 25 Kasım'da olabildiğince bir yerlere gidip konuşmalar yapmak istiyoruz. Bizim için hiç fark etmiyor. Yer, mekan, ortam. Size de her türlü desteği vermeye hazırız. Ulaşabilirsiniz bizlere, gelebilirsiniz. Ben psikolojik destek anlamında her türlü desteği yapmaya hazırım, desteği sağlamaya hazırım. Şunu söylemek istiyorum son kez, çok uzatmak istemiyorum. Değişmek ve değiştirmek sizin elinizde ve bizim elimizde. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi ben eskiden panellerde böyle kadınlar toplandığında sorardım. Asmalı konağı seyreden var mı? Burada da var mı? Bak var. Değil mi? Ve onun erkek baş erkek artisti dizideki adı neydi? Bak Seymen Ağa diyor. Gerçekteki adı ne? Özlem Deniz diyor. Kocan evi satmaya kalktı. Satabilir mi? Biliyor musunuz? İşte mesele bu. Şimdi içimizde hani cahil dedi ben ona değil biraz dilimize de dikkat edelim. Mesela bayan demeyelim, kadın diyelim. Kadın kadının kurdudur demeyelim, yurdudur diyelim. Tamam. Dizileri çok iyi seyrediyorsunuz ama hiçbir konuda, bakın çok eğitimlisi de geldi benim karşıma, Ece'nin de geliyordur. Yani ismini veremem, bayağı yüksek yüksek yerlerden. Hiçbir şey bilmiyor. Protokolde oturan bir hanım daha sonra bana dedi ki ya koruma kararını nasıl çıkartacağım? Sana Melda onu anlattı, Mahmut Tanal anlattı, yani onlar gelmişti efendim, arkadaşlarımdır. Aylin Nazlı Akı anlattı, ben anlattım, bir sürü insan. Ama panellere gittiğiniz zaman Allah aşkına konuşmacılarla ya da gelen işte sayın vekille ya da başkanlarla fotoğraf çektirmek yerine hakikaten işinize yaramıyor gibi görünse de biraz dolu çıkın. Çok iyi aile olabilirsiniz, çok İyi bir anne baba olabilirsiniz. Okullar açılırken ne yapıyorsunuz? En iyi okula götürmek istiyorsunuz. Yanlış mı? En iyi okulda okusun, benim çocuğum başarılı olsun. O okula gittiğinizde servis şoförünün kim olduğunu soruyor musunuz? Neden sorasınız değil mi? Yani anne okulunda sadece psikologluk yapmıyorum, aynı zamanda çocuklarımızın sağlığını da korumaya çalışıyoruz. Yani çünkü haberlerde geçtiğimiz senelerde çıktı, en çok şoförlerde adli bir kaybolduğu oldu. Ama şu anda benim bizim anne okulunda bir kıyafet sorumluluğu oldu şoförlerde. Ve onun şoför olduğunu, onun hostes ablası olduğunu herkes bilmedi. Yani en iyi okul yerine okulun servis şoförü, yani burada şoförler varsa Allah aşkına hani meslek faşistliği yapmayalım. Hani bazen böyle Trabzon'da bilmem ne oldu denince Trabzonlara ayaklanır ya da Kayseri ya da Antalya. Her meslekte benim kendi mesleğimde de kendi arkadaşımı işten attırdım, o ayrı.
Ama yani bağır. Bir kız çocuğu geliyor, öğretmeninden taciz diye 35 tane çocuk çıktı. Bu nedenle en iyi okul, hani böyle paralar döküyorsunuz ya da bir şeyleri yapmaya kalktığınızda mutlaka o kantinde kim çalışıyor, o servis şoförü kim, çocuklarınız için söylüyorum. Yok, şimdi bu kadına şiddetle ilgili 25 Kasım olduğu için konuşamıyoruz. Ama ayrıca biz belediye başkanından da rica edecektik. Çocuk istismarı burada, engelli istismarı o kadar çok ki. Evet efendim. Bizim acil yardım hattımıza gelen avukat hanımımız, bir de burada 8 Mart Derneği var. 8 Mart Derneği zaten her şeyi bize sorar. Karakoldadır, doğru mu? Adliyededir, vakayla beraber gider. İstatistikler dedi hekimimiz, hiçbir yerde bize bir veri verilmez. Sağlam hiçbir yerde veri yok. Yok yani. Ancak biz barolardan, bazen koordinasyonlardan gizli saklı veriyorlar. Bak bu sene bu kadar sayı geldi diye. Şimdi bu nedenle Sayın Vekil'e bu sivil toplum örgütlerinde samimi olması lazım çalışmalarında. Mesela ben bir öneride bulunayım. Burada var herhalde sivil toplum örgütleri. Her şeyi devletten beklemeyin. Madem ki kuruldunuz, hani belki benim konuşmalarım ağır gelebilir size ama şu kahvaltı yemek olayından bir kere çıktım. Yaza veda, kışa veda var yani böyle. Sivil toplum örgütleri kapı kapı dolaşın, yanınıza alın bir uzman, bir avukat. Evli mi, değil mi, dün şey, isteyerek mi evlenmiş, istemeyerek mi evlenmiş, kaç çocuğu var? Böyle bir istatistiği sizler de çıkarabilirsiniz. Biz başladık. Yani o evde hiç olmasa ne olup ne bittiği öğrenilebilir. Bir sosyal hizmet uzmanı yanınıza alın, o zaten görevini bilir. Bir psikolog alın, o da aileyle görüşme yapsın. Yani sivil toplum örgütleri hakikaten samimi olmalı. Bir de hani ne yapmak gerektiğinde şiddet konusunda onu da tembihleyeyim. Eğer şiddet yaşıyorsanız ya da yaşayan biri varsa tembihleyin ya da siz. Karakola yakın bir yerde eşiyle buluşmaya kalksın. Şiddeti uygulayan. Yani hani böyle görüşmek istiyor ya çocuğu ver falan çok öyle vakalarımız oldu önümüze gitti kadın. Mutlaka karakola yakın ya da özür dilerim hastaneye yakın. Yoksa Emine Bulut 17 dakika önce karakoldaydı. 17 dakika önce beni koruyun dedi. Korunmadı. Taksiye bindi, taksici indirdi. Yani meydanlarda, alanlarda, işte bir kafede artık biraz dediğim gibi ağır konuşuyorum galiba ama durum çok kötü hanımlar. Şiddet nasıl başlıyor esasında? Hani o kıskançlıklar var ya sevgili olunduğunda tatlı kıskançlıklar. Aman bunu giyme, ama bana haber vermeden dışarı çıkmalar. Ama şunu yapma, hani ben seni merak ederim, aklım sende kalır. Şiddet böyle başlıyor. Onların adı tatlı kıskançlık oluyor. Ondan sonra gitgide büyüyor. Dışarı çıkma demedim mi sana? Harcama demedim mi? Giyme demedim mi? Yapma demedimlerle şiddet gitgide boyutunu arttırıyor. Ve yaptığınızda da ne oluyor? Fiziksel şiddete dönüşüyor. İşte şiddet aynen burada başlıyor. Şey daha evet ama daha sonra başlarına şiddet geldiğinde de sığınacak bir liman arıyorlar. Ve şiddetini söylemeyen bir sürü insan var. Ben bir anaokulunda çalışıyorum. Çok affedersin hemen söyleyeceğim. Ve o anaokulunda bir öğretmen şunu söyledi bana. Erkek arkadaşım bir tane tokat attı dedi. Sonra dedi barıştık ama dedi. Yani bir tokat atıyor daha erkek arkadaşıyken. Evlenseler ne olur kim bilir. Orası zaten belli. Ama bir tokat attı ve ben onu affettim dedi. Yani affetmek ama dedi çok üzüldü.
Üzülecek tabii ki de. Hatta kendini parçalayacak ama bizim kadınlarımız bunu affetmeyecek. Çünkü bir tokatın gerisi mutlaka gelir. Bir de pardon şunu söyleyeyim. Hep yargısal hizmet beklenir. Şiddet olayında, istismar olayında assalar ya kesseler ya işte orasından şurasından hiçbir şey yargısal çözümle çözülmedi. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Siz o istismarcıyı, o tecavüzcüyü asabilirsiniz ama evdeki babaları, abileri, dayıları ne yapacağız? Kendi eliyle kocasına götüren hanımı biliyorum. Başka kadına gitmesin diye ne kadar acı değil mi? Bunları gördük. Bir de yargıda çok komik şeyler oluyor. Biraz önce dedim ya Ruş. Kadına diyorlar işte neden sokağa çıktım da o saatte işte ne işin vardı da. Ya hiçbir hakimle savcının ben şimdiye kadar ya kardeşim dönüp de erkeğe sen o saatte niye sokaktaydın? Alçı, alma arabaya çıktın. Hiç demedi yani. Ben bir soru alalım en iyisi. Ben susmam çünkü. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz Akhisar Kadın Derneği adına ben konuşma gereği duydum. O gereği de size yanıt olarak gerek duydum. Çünkü Akhisar'da iki tane kadın derneği var. Bu konuda çok da umutlu ve mutluyuz. Bir 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği var ve Akhisar Kadın Derneği var. Verdiğiniz görevi çok iyi anladık ve yaptığınızı gördüğümüz için de mutluyuz. Çünkü biz yeni adresimize taşındık Hacıistak Mahallesi'nde ve belediyenin sosyal hizmet uzmanıyla birlikte bir anket hazırladık. Bir profesyonel evden çıksın istedik çünkü anketi. Mahallede bir taramaya çıkacağız. O yüzden doğru yerde olduğumuzu gördük. Yani bu şeyler, bu şikayetler, çocuk tacizleri, cinsel tacizler, engellilere taciz, ekonomik şiddet bunlar kadınların yaşadıkları ve birlikte üretirken birlikte konuştukları sohbetlerdir. Birebir insanlar gelip de, yani bizim bakış açımız da şöyle, Akhisar Kadın Derneği bakış açısından. İşte biz bir belediyenin bir aile danışma merkezi veya kadın danışma merkezi değiliz. O yüzden çok da güzel belediyeyle ilgili mutlaka bir bu konuda söz alan olacaktır. Kadın danışma merkezi kuruluyor Akhisar Belediyesi'ne, bu da güzel bir adım. Bizler sivil toplum örgütleri olarak bunların kurulması gerektiğini aktarırız. Çünkü profesyonel ekipler değiliz. Ben kendim makine mühendisiyim. Psikolog hanımefendinin söyledikleri çok önemli, çok kıymetli. Bize bir şikayet geldiği zaman ancak biz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne, mesela Manisa'da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Akhisarlı bir arkadaşımız var, Melek Serdaroğlu, Akhisarlı'dır. Ona iletiriz. O profesyonel destekleri sağlar. O anlamda üzerinde düşenleri yaptığımızı görmekten dolayı mutluyuz. Ben de bir kadınım. Benim de bir kız çocuğum ve bir erkek çocuğum var. Kuşadası Belediye Başkanı'na tebrik ediyorum bu konuda. Ben erkek çocuğuma sünnet töreni yaptım. Ama kız çocuğuma da ergenliğe giriş töreni yaptım. Çünkü bunlar çocuklarımızın büyüdüğü anlar ve geliştiği anlar. Hayatlarında farklılıklara doğru yürüdükleri anlar. Bu anları birlikte paylaşmamız gerekiyor. O yüzden bizim bakış açımızda da Akhisar Kadın Derneği'nin bakış açısını söylemek istiyorum. Bizler de bunları profesyonel ellerle, profesyonel ekiplerle işte Sosyal Danışma Hizmetleri Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Şu an çok şanslıyız artık. Akhisar'da bir kadın dayanışma merkezi kuruluyor değil mi? Ruhan Hanımcığım, Kadın Komisyonu Başkanı kendisi. O yüzden Akhisar burada iyi bir noktada. Tabii ki istatistikler konusunda Türkiye'nin her yerinde. Ben 40 Ağaç bölgesinde de görev yaptım. Engelliler orada da çok büyük tacize uğruyor. Yani bir yerde bir engelli varsa mutlaka taciz var. Ama cinsel taciz, ama ekonomik taciz, ama diğer türlü taciz, her türlü tacize açıklar. O yüzden yine bütün Türkiye'nin her yerinde bu konuda tacizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Akhisar'da da mutlaka yüksektir ama en yüksek Akhisar'dadır. Bu kadar resmi bir istatistik var mı onu bilemiyorum o konuda. Tabii ki resmi istatistikleri istemek gerektiğini düşünüyorum. Katkınız için teşekkür ediyoruz. Akhisar Kadın platformu olarak biz bunu düzenledik.
Ben Akhisar Kadın Platformu'nun tüm bileşenlerine teşekkür ediyorum. Hepsi çok büyük katkılar sundular. Böyle bir paneli hazırlama ve sizleri davet etme noktasında geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler Sınar 8 Markadın Dayanışma Derneği'yiz. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. 2016 yılında bir kendi arkadaşlarımız ve yönetim kurulumuzla bir anket çalışması yürüttük. Tüm köylerde, Akhisar'ın ilçelerinde ve köylerinde, Akhisar'a bağlı şu anda mahalle oldu. Köylerde 3886 kadınla birebir anket yaptık. Buradan çıkan anket sonuçlarını bir istatistiki veriye döktük. %90 kadın danışmanın nereye olacağını bilmediği için öncelikle bir danışma merkezi talebimiz oluştu. Bunun arkasında farkında mısınız diyerek 6284 sayılı kanunu anlatan 1-25 Kasım'da Akhisar'da tüm mahallelerde dağıtılmak üzere 11 afiş ve el broşürü yaparak köylerde kahvelere, muhtarlıklara, tüm esnafa bunu dağıtarak bilinç düzeyini yükseltmeye çalıştık. Onun akabinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün resmi açıklamasıyla 2017 yılında Akhisar 995 tedbir kararıyla kadına yönelik şiddette birinci sıradaydı. Bunun akabinde yine bir 25 Kasım ve 8 Mart'lara denk getirerek bir imza kampanyası yürüttük. 4500 imzayla tüm kamu kurumlarından bu konunun talebinde bulunduk. Eylemler yaptık. Hatta Büyükşehir Belediyesi bizi kabul etmek istemedi. Büyükşehir Belediyesi'nin kapısında eylem yaptık imzamızı teslim etmek için. 2016 yılından beri Kadın Danışma Merkezi'ne bu konuda aslında çok sıcak bakılmıyor. Yerel yönetim tarafından. Daha önce de 31 Mart yerel yönetim seçimleri öncesi Besim Başkanımız derneğimize ziyarete gelmişti. Kadın Danışma Merkezi'nin aciliyetini dile getirerek Aile Mahkemesi'nden 795 adet 2018 yılında aile içi şiddet dava sayısını bildirdiğimizde bugün geldiğimiz noktada Kadın Danışma Merkezi ile ilgili ciddi bir adım atıldı. Bu gerçekleşecek. Bu inanın verilen mücadelenin karşılıksız kalmaması bizi gerçekten mutlu ediyor. Tabii biz bu arada boş durmadık. Alanda bize ulaşanlara yardımcı olabilmeye, bu arada tabii yolumuz Mehlike Hanım'la kesişti. Sağ olsun onun bize yol gösterici ve önderliği, deneyimlerini paylaşması bizler için çok faydalı oldu. O arada Tuğba Hanım'la yolumuz kesişti. Şu anda hukuki destek anlamında, psikolojik destek anlamında Aile Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü'nden destek alıyoruz. Şölen'den destek alarak şu anda bir nebze olsun parmak basmaya, soruna çözüm aramaya çalışıyoruz. Bu mücadele de bitmedi, bitmeyecek. Daha da ileriye taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten kentte çok ciddi ihtiyaç var. Teşekkür ederim. Şimdi ben sadece Akhisar değil, bütün Türkiye'de nereye gidersek gidelim, sivil toplum örgütlerine biraz önceki söylediğim sözü bir daha söyleyeyim. Çaydan, kahvaltıdan, çocuk okutmaktan, bunlardan vazgeçin artık diyoruz. Bunu derken, elbette emniyet var, değil mi Ece? Adliye var, efendim sosyal hizmetler var, şölen var, yani bunları inkar edemeyiz. Zaten sizlere bir danışan geldiğinde göndereceğiniz yerleri biliyorsunuz Melek'te arkadaşım. Ayrıca Manisa Barosu'yla sizin yaptıklarınızı iki arkadaşım öğrenmiş oldu. Çünkü Manisa Barosu'yla da biz koordinasyon kurduk. Toplantılarımız her zaman oluyor. Şimdi önemli olan görünmeyeni görmek. Bir örnek verebilirim. Bir kızı aldık, Akhisar'da köyüne götürdük.
Doğransa orada birisi, araba yok. 45 dakika Aksaray. Çok özür dilerim. Doğunun da her yerini biliyorum yani. Şimdi Aksaray dediğinizde batı. Doğru mu vekil? Yani burası yani. Araba yok. Hastalansa birisi orada, araba yok. Ambulans oraya ancak 40 dakikada gider. Ben bunu söylüyorum ha, neden? Yani diyorum ki, sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. Her şeyi vekillerden, devletten beklemek olmuyor. Biraz siz de mücadele edeceksiniz. Çünkü mücadele kazandırır. Ben sizin de 8 Mart Derneği'nin de ne kadar iyi çalıştığını biliyorum. Ayşe Hanım gece saat 2'de de beni arar. Emniyeti ayaklandırırım burada ya da başka yerlere. O mağdurun işini hallederiz. Zaten dediğim gibi acil yardım yaptığı ve 183 var danışma. Yani var devletin. Sevelim sevmeyelim bu şeyi. Ama var yani. İçinde çalışan arkadaşlar da iyi. Önemli olan bir daha diyorum. Görülmeyeni göstermek. Yani o köye gittiğimizde, ben o zaman size devam edeyim. O kızı biz bıraktık ailesine. Yer minderleri var. Kilim var. Bıdıdık bir televizyon. Başka hiçbir şey yok. Genç bir kadın bu. Mesela ben o köyde oturamam. Sıkılırım. Sinema yok. Hadi sinemayı geçtim. Bir aktivite yok. Mesela oraya halk eğitim merkezine rica edebilirsiniz. Haftada bir kere bir tane bile bak, bir tane kadın bile olsa orada genç gitse bitti. Çünkü o bahsettiğim kişi iki kere daha kocasının yanına dönmek zorunda kaldı. Çok şükür şimdi boşandı ölmeden. Ama sıkılıyor köyde. Aktivite yok dediğin gibi. Yok. Sadece Aksaray için değil. İnan hani burada olduğumuz için eksiklikleri söylüyoruz. Yoksa nerelerde daha neler var? Ama mesela bu dernek olarak siz halk eğitimle görüştüğünüz bir kadın bile olsa haftada bir gün araba gitsin oraya. O kadının yaptığı bir şeyciği, bir torbayı, bir şeyi o kadar onur duyan ve okula gider. Mücadele ettik okuması için daha ufak. Kitap götürün. Kitabım yok dedi. Dedi değil mi? Kitap götürün. İşte böyle yerleri bulun. Bunu diyorum. Ben Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde 5 sene çalıştım. Sorumlu müdürdüm aynı zamanda orada. Sorumluydum. Bize de kadınlar geliyordu köylerden. Yapacak hiçbir şeylerin olmadığını söylüyorlardı. Biz de çok baskı yaptık Kuşadası Belediyesi'nde. Bir kadın derneği kurduk. Ve file örmeye başladılar. Biliyorsunuz poşet kullanımı ortaya çıktıktan sonra fazla kullanımı. Kuşak, evet kuşak diye bir şey kurdular. Ve çok güzel oldu, bir dernek kurdular. Bizim danışanlarımız oraya gittiler. Oradan para kazandılar. Her ördükleri file başına para aldılar. İşte ne deniyor poşetlerin şey, haline? Filenin haricinde diğer poşetlerden yaptılar. Bunların üzerine Kuşadası'nın sembolü olan kuşların resimlerini yaptılar, sattılar. Yani bunun gibi dernekler kurulup kadınlara aynı şekilde destek sağlanabilir. Çok güzel. Bizim de Ayça'da yeni kurulmuştu. Evet, ekonomik olarak da güçlendirme adına. Şimdi karakoldaki insanlar gitmişti. Biraz daha bir şeyden bahsediyor. Yok, hayır değil. Şu da ortaya çıkıyor. Yani, o, yani ilk müracaat yapılacak yerdeki insan da, oradaki görevli de, oradaki memur da bilinçli değil. Aynen. Yani değil. O zaman yani bununla ilgili ayrı işte asayiş var, işte narkotik var. Ama bununla ilgili esasında belki kolluk güçlerinde özel bir birim veyahut da orada nöbette olacak karşılığa bir tane bayan veyahut da bir tane erkek memur öyle bir şey olabilir. Bununla ilgili ne yapılabilir? Bir düşünmek lazım. O da çok önemli çünkü. İlk karşılayacak olan insan. O hastanedeki süreci nasıl? Hastanede bu da benzer bir birim. Yani çok acı verici bir şey. İnsan tacize uğramış, dayak yemiş. Orada sırada beklemesi kadar kötü bir şey yok. Yani bunlar üzerinde biraz kafa yormak lazım. Bunlar esasında çözülebilecek
olaylar. İnsanları zaten tacize uğramış, dayak yemiş, insanı bir de bürokrasiye boğmanın şeyi yok. Bunları nasıl yapabiliriz? Biz oraya kurulu şeyler var orada esasında. Bölümler var. Gittiğiniz zaman, işte şiddete uğradığınız zaman hemen polisler geliyor hastanede. Neden başınıza bunu geldi diye sorduklarında. Ama işte söylediğim gibi süreç kısa değil ve bilinçlendirme yapılması gerekiyor. Belki polislerimize eğitime almamız gerekiyor. Yani esas buradaki memurları da bir veyahut da... Yani bilgilerim var esasında. Mesela ben Aydın'dan biliyorum. Aile şiddet birimi var ama şöyle bir şey. Saat 5'te memurlar gidiyorlar. Mesela, nöbetçi kalması lazım. Nöbetçi bayan memur kalmıyor. Ben hemen söyleyeyim bunu size. Aydın Efeler Karakolu bu. Merkez Karakolu yani. Bu şekilde gidiyorlar saat 5'te. Oraya imza atması gerekiyor kişinin. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığına, iyi olduğuna dair. Ama 5'te memur gittiği için oraya nöbetçi memuru kağıdı bırakıyor. Siz gidiyorsunuz oradan imza atıyorsunuz. Yani siz iyi misiniz, değil misiniz? Gerçekten başınıza bir şey geldi mi? Bir yerinizde bir şey var mı? Bunun kontrolü bile sağlanmıyor. Şöyle bir tavsiyede de nacizane bulunayım size. Siz bunu devamlı yapıyorsunuz. Bu ve buna benzer panelleri yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli, önemli, anlamlı girişimler. Bir de gittiğiniz yerde mesela keşke burada bir savcı beyi de çağırmış olsaydık veyahut da emniyet bölümünde çağırmış olsaydık. Bizim de aklımızda bulunsun. Bundan sonra bu tip programlarda onların da burada olunması lazım. Yani onların da bu şikayetleri, sıkıntıları görmeleri lazım. Aklımızda bulunsun. Bir daha buna benzer bir organizasyon yaptığımızda çağıralım, biz davet edelim. Bir saat burada bulunsunlar. Onlar da sizi dinlesinler. Çok güzel bir şeye değindiniz. Manisa koordinatörün koordinasyonunda ben vakayı getirdim. Değil mi? Orada dediğiniz kişiler de vardı. Baba ve o kızımız köyde yaşayanında hüngür hüngür ağladı ve savcı falan biri bakıyordu. Hakikaten böyle bir şey var mı yani buralarda diye. Ama şu da var bakın. Roman Mahallesi'nde madde bağımlılığını yaptık. Kuşadası'ndan geldiğimiz için Kuşadası diyorum. Yoksa başka yerde de yaptık. Sen devam edin bilmiyorum. Sonra Özcan Purçu'yu çağırdık. Roman milletvekiliydi biliyorsunuz. Bir daha yaptık. Hemen şey istendi bizden, meclisten. Madde bağımlılığıyla ilgili. Konuşmalarınızı yollayın. Yolladık ama dem açıldı Kuşadası'nda. Şimdi burada da dediğiniz gibi mesela çocuk şube yoktu Kuşadası'nda. Şimdi biraz giden kişinin de tutumuna bağlı. Yani burada polisi de şey yapıyoruz ama bazen de hani dikkat etmek gerekiyor. Eğer sizin samimi olduğunuzu anlarsa karşıdaki yaptırabiliyorsunuz. Çocuk şube yapıldı. Yani bazı şeyler... Yapılması lazım işte. Mesela kadın danışma buradaki belediyemizi açabilir. O da şu yönden, engelli gidiyor Manisa'ya, doğru mu? Koruyucu aile Manisa'ya gidiyor çocuk almak için ya da evlatlık. Yani anlatmak istemiyorum, üzülüyorum. Geçen hani bir telefon geliyor, aracı var çocuk verelim sana aldıralım diye ya. Yani sakın dedik. İşte burada bir danışma merkezi olsa vekili. Yok kurum başkanında ben ifade edeyim. Kadın komisyonu başkanıyım. Kuruluyor, onu duydum. Evet, kuruluyor. Çok memnun oldum. Mesela kadın ve aile komisyonu yoktu. Evet. Çünkü biz yerel yönetimi aldıktan sonra onu oluşturduk. Daha sonra sosyal yardımlaşma müdürlüğümüz yoktu. Daha doğrusu kendi üzerinde vardı ama aktif olarak yer almıyordu. Onu aktif hale getirdik. Şu aşamada da kadın danışma merkezimizi oluşturuyoruz. Fiziki alanımızı oluşturduk. Hatta yönetmenimiz de şu anda komisyonda görüşülmekte. En kısa zamanda da onu da faaliyete geçireceğiz. Çok memnun oluyorum. Bu çalışmaları ben koordinasyondan duyuyorum. O zaman arkadaşlarımız, psikologumuz, sosyologumuz, dediğiniz gibi avukatımız da, hukuk danışmanlığımız da tüm uzman arkadaşlarımızdan tam destek alabilecek. Hem kadınlarımız hem çocuklarımız hem engellerimiz aynı şekilde. Şiddetin herhangi birine maruz kaldıklarında. Ben hem kendi adıma hem Canan Birli adına duymuşsunuzdur mutlaka Kadın Federasyonu Başkanı. Söz veriyorum. İstediğiniz zaman yani biz zaten gönüllü çalışanız. Yani her zaman için desteği alırız. Yaptığınız çalışmaları ben duyuyorum. Çok memnunum. Kısa sürede bu kadar şey yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz. Hatta bu konuşmaların, seminerlerin sadece bir sorumlu da kısa kalmayacak. Aslında bunları mahallelere, köylere taşımak bizim ikinci adım. Aşamamız. Hatta kendim
az önce içinden geçirdim. Yani bu meclisteki bu son olacak. Bundan sonra direkt mahallelere, direkt kadınlarla birebir diyalog kuracağız. Çünkü bakıyorum katılımcılar her zaman aynı. Konuşmacılar her zaman aynı konuşmacılar. Ve ben bundan çok rahatsız oldum. Biraz da halkın içinden dolayı diyorum. Bizden mi rahatsız oldunuz? Tamam, rahatsız değil. Ben kendi kurduğumda bahsedeyim. Olur mu? Onu şöyle yapabilirsiniz belediyeden. Estağfurullah. Yok, hayır değil. Belediye olarak şunu da yapabilirsiniz bu salonda. Muhtarları ve rehber öğretmenleri. Yok. 10 gün öncesinde muhtarlarımızı ve belediye personelimize kadın cinayetlerini durduracağız platformundan da bir grup arkadaşımız geldi. Onlarla da güzel bir eğitim geçirdik tüm gün boyunca. Halkımız da geldi. O yüzden benim kastım oydu. Bundan sonraki aşamamız artık mahallelere inmekti. Uzman bir psikolog var mıydı? O gün genel yoktu. Sekreterimiz vardı. Yok. Ben onlar da okulda durumlu arkadaşlar. Anladım. Ben, aldığımız son bilgiyi biz ondan da aldık. Sizden de dinledik. Çok daha iyi oldu. Gerçekten çok çok dolu dolu bir 10 gün geçirdik diyebilirim bu haftaya dair. Belediye olarak da sağ olsun dernekte kadın platform arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız projeyle de dolu dolu bir 10 gün geçirdik. Çok ben iyi. Kendi adıma söylüyorum, çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sen bir şey 6.284 sayılı kanunda ve İstanbul Sözleşmesi'nde maddeleri tek tek incelediğinizde zaten tüm gereken her şey yer alıyor kanunda. Yani nasıl bir yol izleneceği, nereye başvurulacağı, personelin nasıl eğitileceği, kolluk kuvvetlerinin, işte psikologların her birinin tek 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 eğitimden geçmesi gerektiği. Aynen. Zaten özellikle uygulamaya yönelik bir kanun. Yani ticaret kanunu gibi, medeni kanun gibi soyut ifadeler yer almıyor 6.284 sayılı kanunda. Tamamen uygulamaya yönelik bir kanun. Her bir maddesi zaten gereken düzenlemeyi yapmış durumda. Önemli olan artık bunu hayata geçirmek. Hele ki şu an 6.284 sayılı kanunun tartışıldığı, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı günlerde bizlere düşen bunları en layığıyla yerine getirmek. Çünkü hukuksal açıdan düzenleme, kanun maddesi açısından bir eksik yok. Eksik uygulamada. Önemli olan... Evet. İfadeler... Şöyle de bir şey varmış galiba. 6.284 yasasını uygulamak zorunda. Tüm kolluk kuvvetleri. Evet, aynen. Biz bunu gittiğimizde eğer bize uygulamıyorsa biz o memur hakkında, şahıs hakkında şikayette bulunabiliyoruz. Ve onun hakkında da soruşturma açıyoruz. Evet, aynen. Şu ana kadar birçok polis memuruyla birebir tartışmam, artık kavgaya varacak tartışmalarım oldu. Bir olay yaşanıyor. İşte biz CMK'dan görevlendirilip gidiyoruz. Tabii polis beylerin genelde tavırları çok hoş olmuyor. Bilmedikleri için. Evet, evet. Birebir birebir eğitimini almadıkları için uyarılarda bulunuyoruz ama çok ciddi bir şekilde en kısa sürede özellikle kolluk kuvvetlerine, belediyenin personeline ciddi bir hatta adliye personeline, yani adliyede savcılıklarda alınan ifadeler bile İçler acısı durumlarla birebir karşılaşıyoruz. Dediğiniz gibi hastane personeli, yani tüm resmi kurum personellerinin bu konuda en kısa sürede eğitilmesi gerekiyor. Evet, salonda söz almak isteyen arkadaşlarımız var. Sözü vekilim. Buyurun. Kadın cinayetleri platformu gelmiş, çok iyi olmuş burada, eğitimler vermiş. Siz çok güzel bir şeye değindiniz. Aksar'dan bahsediyoruz ya, jandarmasına, emniyet müdürlüğündeki personele, muhtarlara, avukatlara, yani buradaki bütün resmi kurum kuruluşların personeline bu alanda çalışan bir çalışmayı birileri yapabilir. İşte mesele bu. Çok iyi söylediniz. Manisa'daki koordinatörü ondan kurduk, baroyla. Bütün dediği insanlar orada ama ilçeler yok. Sizden ben de çok iyi bir şey hatırlattı.
belediye başkanımız bunu yaptığında ama gelen konuşmacılar hakikaten üst düzeyde bilinçli ve onları eğitici kişiler meslek sahibi olacak. Öncelikle evet. Alanda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi koordinasyonda problem olması. Daha önce 25 Kasım öncesi BESİM Başkanı'na bu konu konuşuldu. Hatta taleplerimizi ilettik. Taleplerimizden bir tanesi belediye bünyesinde kadına yönelik şiddetle ilgili bir kriz masasının kurulmasıydı. Umarım bunu da hayata geçiririz ve bu koordinasyon ağının bir parçası olarak sağlanır. Evet, teşekkürler Ayşen Hanım. Sözü izleyicilerimize bırakmak istiyorum. Evet, buyurun. Öncelikle Akhisar Kadın Platformu'na bu düzenlediği panel için çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında konu aile içi şiddetten çünkü zulümle yönetilen her yerde, özellikle 12 Eylül döneminde darbecilerin yaptığı uygulamaları ülkemizde uygulandı. Pek çok kadın arkadaşımız, kız arkadaşımız cezaevlerinde işkence gördü, tecavüz edildi. Bunlardan bir tane örnek vermek istiyorum. Ankara'da soruşturma yapan polisler bir yedek subay arkadaşın yanından nişanlısını alıyorlar. Konu yalnızca şu dosya soruşturması, kadına tecavüz ve yedek subay arkadaşımız intihar ediyor. Erbil Tuşal. Yine Urfa'da en çok kadın cinayeti sular yüksekken olmaz. Yaz aylarında su bir karışa düştüğünde töre cinayeti olur. Öğrenci yurtlarındaki çocuklar, tarikat yurtlarındaki çocuklar kimseyi tahrik etmiyor. Toplumsal şiddet. 301 madencinin öldüğü yerde dövülen cenaze sahipleri varsa toplumsal şiddet. Şiddet ülkemizde bilinçli bir adaletsiz ve hukuksuz kampanya olarak yürütülüyor. Buraya dikkatinizi çekmek istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben bir söz almak istiyorum. Hoş geldiniz. İki haftadır Akhisar'da ve 13. kadın buluşmasını da takip ettim. Bu konuda birkaç sorum var ama orada da soruma cevap alamadım. Burada da verirseniz sevinirim. Yaklaşık 7-8 yıldır da kadın dayanışma merkeziyle, kadın dayanışma derneğiyle dayanışma içerisinde de çalışıyorum. Bu konuda hukuksal olarak da konuları yanımla birlikte adliyede takip ettik. Benim 3 sorum olacak. Şöyle bir hukukçu arkadaşı, kadınlarla ilgili eşitlikçi bir bakış açısını istemediğini söylediniz. Erkeği daha önde kalmasını söylediniz. Ben hem bu kadınlar neden özgürlüklerini, eşitliklerini talep etmezler? Bir, mutlaka tarihsel bir aile yapılarımız, kültürümüzden doğru bir baskı var, onu biliyoruz ama bunun artık aşılması gerekmiyor mu? Bir, iki, kendi içinizdeki eleştiri, öz eleştiri mekanizması ne kadar işliyor? İma, rekabet ve gönderme, kadınlar arası, gönderme bulgulardan yola çıkarak bunu soruyorum. İki, sosyoekonomik sorunlar neden midir? Bu soruma cevap alamadım. Geçtiğimiz hafta burada yapılanını da almadım. 13. kadın buluşmasında da buna çok net cevap alamadım. Aile dağıldığında çocuklarda şiddet daha çok artıyor dediniz. Ailenin yaşadığımız sistem ve düzenle ve sömürü düzeninin çok had safhaya geldiği, vahşi bir saldırının yaşandığı bir dünyada ve ülkemizde sosyoekonomik sorunlar neden midir? Psikolog arkadaşımızın söylediği bir şey vardı. Değiştirip dönüştürmek için, evet onun için eleştiri, öz eleştiri mekanizması şart mıdır? Mutlaka eleştiri tartışma kavga değildir. Bunu lütfen 60'larda 70'lerde tartışma kültürümüzü bıraktık. Her eleştiri hakaret gibi algılanıyor. Bunu kadınlar arası eleştiri, öz eleştiri mekanizmasını mutlaka işletmek gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sağ olun. Eleştiri konusunda ben bir şey söyleyeyim.
Kanseri yeni atlattım. 8 yıldır ben kanser hastasıyım. Bu konuda özellikle sizi tebrik ediyorum. Çok net, net cümleler kullanılmadığı için ima ve göndermeler kadınlar arası daha çok var diye gözlemlerinden bunu şöyle olacak. 93 yılından beri sahada çalıştığım için konuşmalarına bakarım ama bir de sahadaki duruma bakarım ben. Neden kanser oldu? Vuruldum. Manukyan'ı mahkemeye verdim. Unutmayın, kırmızı halı sermiştim Manukyan'a bu deliyle. Hangi deli cesaret eder? Ettim. 187 tane genel evinden kadını çıkardım. Ben bravo demeniz için söylemiyorum. Eğer ortada bir real varsa, bir gerçek varsa ve biz sahada çalışanlar bunu dile getiriyorsa boşa konuşmuyoruz. Artık hani soruları soruyorsunuz da sayın gazeteci, inanır mısınız biz onları geçtik sahada çalışanlar. Artık biz durumu nasıl toparlayalım, o kadını nasıl kurtaralım, o polisten nasıl risk raporu alalım, adliyede hakime ne diyelim de başına bir şey gelmesin. İnternette takılan kocaları başka kadınlarla yanımıza geldiğinde, internette takılmış çocukların durumları, psikolojisi, kanseri yeni atlattım, bugün affedersiniz kan işe işe hastaneden geldim ben buradan, karışıyorum. O yüzden bir mertebe olabilir bir kişide. Ama sahanın içinde olacak. Sahanın içinde çalışılmadıkça ya da öğrenilmedikçe kadın, kız, çocuk, her kim olursa olsun senin sorduğun sorulara cevap veremez kardeşim. Mümkün değil. Biz, ben demiyorum, biz gerçeği görürüz ülkede. Aşağıdayız, sağdayız. Eğer sadece Kuşadası'ndan 3 ayda 231 kadın benim karşıma geliyorsa ben niye utanayım? Utanması gerekenler utansın. Yerel yönetimler utansın. İktidarın muhalefeti bütün oradakiler düşünsünler. 231 diyorum sadece 231 3 ayda. Gece dediğim gibi saat kaç belli değil. Canımı bu yola takmışım. Alıp götürsünler umurumda değil. Ama ben her zaman gerçekleri söylemek zorundayım. Vekil çok güzel bir şey söyledi. Dinledi. Buradaki sorunları dinledi. Benden, başkalarından. Ve dedi ki, bakın çok güzel bir şey söyledi. Düşündü. Çözüm nasıl olur? Kamu kuruluşlarını harekete geçirmek. Tebrik ediyorum sizi ya. Kalkıp da ondan sonra bana burada bu ya da nerede olur? Bu yapıldı, şu yapıldı. Yapıldıysa kardeşim bana niye geliyor Aksar'dan vaka? Hadi siz de buna cevap verin. Yeterli değil demek ki. Bitti. Ben mi arayacağım Kuşadası'ndan bilmem neredeki emniyeti ya da ben mi arayacağım savcıyı? Yapan her ne yaptıysa insanlar, bugüne kadar gelen yerel belediyeler, belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri, hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum, hepinizin önünde. Ama gerçek farklı. İşin içine girdin mi, uyuyamıyorum dedi. Panik atak geçiriyorum artık arkadaşlar. Panik atak. Neler gördüğümüzü anlatırsak, sizin hani o televizyonlarda seyrediyorsunuz ya kadın ve kız çocuklarıyla ilgili meseleler. Biz birebir karşı karşıyayız. O ailelerin, yani şimdi bakın ben şey olarak konuştum hani burada bir profesyonel eleman olarak ama mehlike olarak yani içindeki mehlikeli, yani bana derseler hani idam diyorlar ya bu hali. Çünkü o ailelerin durumunu görüyoruz. Burada da var bir tane anne. Şimdiye kadar söylemedim. Kızı öldürüldü. Neler çektiğini biliyor musunuz acaba? O yüzden seçilen kişiler bir müddet yerindedir. Sivil toplum örgütleri başkanları, belediyede çalışanlar, vekillerimiz bir yere kadardır. Ama biz sahadayız. Gerçeği bileniz. Eğer Aksar Belediyesi'nin zabıtası benim vakamın evine
gece saat 3'te barıştırmaya götürüyorsa ben buradakileri sorarım. Şimdiye kadar ne yaptınız da biz arandık? Niye götürüyorsun? Neden götürüyorsun ya? Sen kimsin? Ve iki kere belediyenize geldim hanımefendi, zabıtayı anlatmak için. Bu benim görevim. Götüremez. O yüzden Sayın Vekil'in tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışan birisiniz. Ben bunu tespit ettim. Diliyorum sizin dedikleriniz yapılır. Yoksa geri kalan benim için boş. Çünkü yine ben buradan bana vaka gelecek. Yine ben koşacağım. En son burada hangi mahkemeye geldim biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Kadın kocasını doğradı. Neden acaba? Gerçeği biliyor musunuz? Hayvanlarla yatırmaya kalkmıştı artık. Ve eğer gitseydi evden, öyle mi? Bakın, eğer evden gitseydi kocasına kız kardeşi verecekti. Tamam. Biz şimdi o kadın ceza almasın diye yırtmıyoruz. Haberiniz var mı? Yok. Yırtıyoruz kendimizi. Bütün ailesi Aksaray'dan taşındı. Avukat tutamıyorlar. Federasyon olarak hallettik. Sandalyenin altından vuruluyordu bana. Çık da dışarıda gösterelim. Dışarıya çıktığımızda kız kardeşini falan aldık götürdük. O yüzden biraz sizlere sert, biraz farklı konuşmuş olabilirim. Bugüne kadar karşınıza böyle biri gelmemiştir ama durum kötü kardeşim. Vekilin dediğini en kısa zamanda diliyorum belediye başkanımız yapar. Bütün kamu kurum kuruluşlarını herkesi toplar. Ama bir daha söyleyeyim. Oluşumlardan değil. Bu konuda sayın vekilin deneyimli sosyal hizmet uzmanı Kahraman Eroğlu'nu önerebilirim. Tanıyorsunuzdur. İstanbul Belediye Sosyal Hizmetler Bey derhal çağırırım gelir. Esra Tanrıverdi var, psikolog, uzman psikolog. İstanbul'dan derhal gelir. Çok iyi. Yani gerçekten sizi çok saygı duydum. Çok mantıklı konuştunuz ya. Biliyorum Aksar'da böyle bir durum olur. Çünkü belediyeler gelip geçicidir. Çalışanlar da öyle. Ama önemli olan o kamu kurum kuruluşlarındaki polisi, savcıyı, avukatları çalıştırmak. Bizim derdimiz bu. Uygulamalar yanlış. Polise gittiği zaman o risk raporunu çıkaracak, 10 yere göndermeyecek, tecavüz edilmiş. Siz hiç tecavüz edilmiş kadınla yan yana oturdunuz mu? Siz oturdunuz mu? Geldi mi size? Ya, ya. Ne kadar kötü biliyor musunuz? 10 kapıya götürüyoruz, 10 kapıya. O 10 kapıda olacağına, ama buradaki polis onu öğrenirse alır, direksiyonuna gönderir, kadın danışma merkezine gelir. O kadar efendim. Ne olur? Basın mensubu Bey'in sorusuna cevap vermek istiyorum. Evet, az önce belirttim. Birçok kadın haklarının henüz farkında değil ve kendisi kendisini ikincileştiriyor. Ne yazık ki bu gerçek. Yani biz bunu laf olsun diye demiyoruz. Yani toplumumuzun birçok kesiminde birçok kadın kendisini ikinci plana atıyor. Kendi isteğiyle yapıyor bunu. Zannedersem sizler de farkındasınızdır. Bu sadece bizlerin edindiği bir gözlem değil. Kadınlar birçok konuda ikinci planda olmayı tercih ediyor. Ayrıca Melike Hanım'ın belirttiği olaydan bahsetmek istiyorum. Yöremizde gerçekleşen bir olay. Artık yeter noktasının aşıldığı bir durum. İçinde çok ciddi sosyal, kültürel, çok kötü şeyler barındıran bir olay ve ben resmen o kadınla yatıp o kadınla kalkıyorum. Gecem, gündüzüm, hafta sonum, çalışma günüm, her anım o kadınla geçiyor şu an benim. İçeri, yani cezaevinde şu an tutuklu, hükümlü değil henüz tutuklu. Zaten kovuşturma aşamasında haberimiz oldu. Bizim öncesinde bile haberimiz yoktu. Dernek hastasıyla haberimiz oldu. Daha sonra Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak işe el attık. Bizzat dosyasını inceledim. Hatta duruşmasına girdik. Melike Hanım'ın belirttiği şekilde
izleyici olarak duruşmaya girdiğimizde aşiret mensupları bize alttan böyle ayağıyla vurarak bir güzel tehdit aldık orada. Sonrasında artık kadının şansı diyorum. Aynı gün Manisa'da Manisa Barosu'nun düzenlediği ve Canan Gülü'nün katıldığı bir konferansta biz bu durumu bizzat Canan Gülü'yle görüştük. Daha sonra komisyon başkanı, avukat arkadaşımla birlikte biz o bayanın vekilliğini aldık. Şu an dava devam ediyor. Yani şu an bile inanın boğazım düğümleniyor, konuşamıyorum, kusura bakmayın. Çünkü çok ciddi bir dava. Sadece dava olarak da değerlendirmeyin. Çok ciddi bir sosyal sorun. Biz kadınla ilk cezaevine görüşmeye gittiğimizde dedik ki neden şimdiye kadar polise gitmedin? Anlatıyorsun bize bu kadar. Anlatıyorsun. Saatle biz onunla 3-4 saat kadar cezaevinde görüştük ve her haftada gidiyorum. En az 3-4 saatimi her hafta o kadına harcıyorum. Harcamak zorundayım çünkü. Madem ben o yükü aldım omuzlarıma. Her hafta 3-4 saat gidip o kadınla terapi yapar gibi konuşmak zorunda hissediyorum kendimi ki öyle de. Biz kadına bunu sorduğumuzda neden hiç kolluğa gitmedin? Kadın dedi siz benimle dedi dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl gidebilirim ben kolluğa? Mümkün mü dedi? Yani ben gideceğim de kocam beni dövüyor, işte kocam bana zorla benimle birlikte oluyor. Bunu anlatabilmem dedi. Mümkün mü aşiret kültüründe ve bu olay yöremizde yaşanıyor. Tekrar altını çiziyorum. Yani gerçekten kelimelerin artık hiçbir anlamı kalmıyor bu noktada. Şu an davayı devam ettiriyoruz. En hafif cezayı alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Manisa Barosu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu da davanın takipçisi ve daha birçok davanın takipçisiyiz. Bu konuda hani olur da denk gelirseniz yakınlarınızda, çevrenizde bu tür sorunlar mutlaka Manisa Barosu'na bu durumu bildirin. Çünkü baro bizzat bu durumlarla alakadar oluyor. Sadece Akhisar olarak değerlendirmeyelim. Çevre ilçelerde, merkezde herhangi bir sıkıntı olduğu durumda mutlaka baroyu haberdar edelim. Çünkü biz bu tür davalarda, çünkü genelde mağdur konumda oluyor kadınlar ve çocuklar. Mutlaka katılma talep ediyoruz. Katılma taleplerimizi kabul etmeyen hakimler de oluyor. Baro'nun bu katılma talebine çok sıcak yaklaşıp davaları takip etmemizi sağlayan, bizi katılan olarak kabul eden hakimler de oluyor. Biraz hakimin takdir yetkisi giriyor orada işin içine. Söylemeye çalıştığım her türlü irtibatta olalım. Baro başkanımız da bu konuda çok hassas. Biz komisyon olarak da son derece hassasız. Daha da hassas olmaya çalışıyoruz. Sizler bize bildirin ki bizler de müdahale edebilelim. Son 15 gün içerisinde daha nasıl ikinci veya da son bir ay içerisinde Akhisar'da iki tane kadın cinayeti oldu. İki tane oldu. Bir tanesinde bir aldatma meselesi var. Bildiğim kadarıyla. Adam karısını kendini aldattığını düşünüyor. Karısını ve sevgilisi olduğuna inandığı insanı ikisini de birden öldürdü bildiğim kadarıyla. Bir tane de geçtiğimiz günlerde gene buna benzer sebebini bilmiyorum da burada şöyle bir şey, mesela evlenmek isteyen çiftler geliyor, işte kan örneklerini veriyorlar, nüfuslarını veriyorlar. Evlenmelerinde herhangi bir engel yoktur deniyor en sonunda, evleniyorlar. Akhisar Belediyesi esasında evlenmek için her gelen çifte ayrı bir böyle bir örneği var mı, yapılmış olan herhangi bir şey var mı yerel yönetimde? Aile danışmanlığı, yani işte evlilik böyle bir şey, o kadına da haklarını, kedi haklarını ilk daha baştan anlatabileceği bir şey var mı? Yapılmış bir örnek var mı bu konuda? Ben aile danışmanıyım. Aile aramıyorum aynı zamanda. Şöyle bir şey yapabilirim. Bir aile danışmanı alırsanız oraya. Belediyeye gelen her başvurudan sonra kadın danışma merkezinde bir aile terapisi almanız gerekiyor diye söylerseniz bunu şartlaşarsınız. Oraya kadın danışma merkezine gelebilirler. Çünkü biz kadın danışma merkezimizde ben hala oraya kendime ait biz bunu yapıyorduk ayrıca şu anda. Ama ayrıca şu
başına bu kadar boşanmalar şiddetli bir şey yapmış. Yasal olarak bile böyle bir örnek gelirse birçok çift evlilik okulları gibi. Ama yani yapılsa da onun garantisi yok yani. Hani evlenmeden önce bir yani bunlar evlenebilir mi? Evlenemez mi gibi. O kadar seviyor ki evlilik. Benim kocam hiçbir şey yapmaz diyor. Yani hiçbir şey yapmaz, mümkün değil. Adam da diyor, o kadar seviyor ki ya benim olacaksın ya kara toprağım diyor işte. Boşanıyor. Mantıklı. Aynen, boşanıyor yani. Kadın sonra başkasıyla evlenmeye gittiğinde geçen olduğu gibi gitti. Öldürdü. Boşanamazsın, dünya benim ya kara toprağım. İşte o yüzden hani kadınları konuşuyoruz ama kadınların da biraz dikkat etmesi lazım. Yani neden diyorsunuz evli bir adamı seviyorum ya da işte evli bir kadını yani. Tamam da yani sana bu ne verebilecek? Ayrılsın evden. Seviyor diyor. Senin belki yani erkek ya da kadın bu fark etmez. Paranı yiyebilir, cinsel yönden kullanabilir. Her türlü şeyi yapabilir ama işte orada o sevgi o kadar ağır geliyor ki en dibe vurduğu zaman aklı başına geliyor. O zaman bize geliyor işte uzmana, psikiyatriste, psikoloğa. Çok kadın katılımcımız var dinleyiciler. Evet. İkili konuşma gibi, onlar rahatsız olduğunuz falan değil ama mikrofon gerek yok, duyuyor beraber. Biraz dinleyici kadınlarımızdan... Tabii, şimdi... Bakın, netice kadın... Onlara da söz vereceğiz. Tabii tabii. İsmail Bey. Kadınlarımız çok olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Kadınlarımızdan salın işinde. Biraz daha çabuk gitmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bugün mitingimiz var aynı zamanda. Hazırlıklarımız da olacak. Evet, salonda kadınlarımızdan söz almak isteyen soru sormak. Evet Çiğdem, buyurun. Getirdik. Ama ama
Ben de diyorum ki... En küçük bir sözüm yok. Hayır hayır, anlamadınız. O ötekileştirdiğiniz insanları biz o hale getirmedik mi? İterek. Ama ben bunu sistem sorunu, iktidarı sorunu, muhalefeti sorunu, biz kadını eğitmemişsek, erkeği eğitmemişsek, şiddete yönelmişse, şiddet yalnızıysa, erkek de sistemden etkilenmiş olmuştur. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğitim, 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 demokrasi, bunun başka çözümü yok. Evet, yani sorun sadece kadın ya da erkek değil, sistem ve son yıllardaki kadına bakış, algı yaratılış, kadının ikincileşmesi, insan haklarının, demokrasinin bir anlamda rafa kaldırılması, bütün bunlara mücadele tabii ki kadını daha güçlü kılacaktır. Ben kendi adıma şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu, biz kadınlar için, ülkemiz için, toplum için koyduğu hedefler çok kıymetlidir. Özellikle biz kadınlar layık cumhuriyete, Atatürk Türkiye'sini yaşatmak için mücadelemize daha çok emek vermeliyiz ve birleşmeliyiz. Evet. Thank you.
Thank you.